İyi akşamlar değerli izleyiciler. Normalde 8'de başlayacaktık bu akşam. 30 Ağustos'u güzel güzel uzun uzun anlatacaktık. Nasıl geldik o günlere? Etkisi ne oldu? Nasıl bir savaştı? Savaş tarihindeki önemi neydi? Türk tarihinde önemi neydi? Bütün bunları konuşacaktık. Ama bugün öğlen saatlerinde belli olmuş. Az önce izlediğiniz ya da izlemediğiniz artık bilemiyorum izleyip izlemediğinizi... Külliye'de bir konser düzenlendi 30 Ağustos için. Oldukça eklektik bir konserdi. Bütün emeği geçenleri, orada çalanları, söyleyenleri kutluyoruz. Mehter Marşı'ndan Türkiye, klasik müzikten askeri marşlara kadar her şeyin olduğu bir konser dinledik, izledik. Şimdi de teke tek de devam edeceğiz. Dediğim gibi son dakikada yayınlamamız konusunda bizden ricacı olunduğu için kanal yönetimi yayınlamayı uygun görmüş. Biz de buna saygı gösterip biraz geciktik. Saat 12'ye kadar beraberiz. Çok değerli konuklarım var. Hepsini zaten tanıyorsunuz. Tanıtmama gerek yok ama yine de ben şekil şartı olarak tanıtmak istiyorum. Doçent Doktor Sevtap Demirci, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Geçen seferki sohbetinizin tadı damağımızda kalınca Lozan konusunda bugün sizi tekrar rahatsız ettik. Siz de bizim için sağ olun, tatilinizi ertelediniz. Ama Lozan'daki davetimiz baki. Öyle. Ekim falan gibi bir daha yapacağız hocam tatilden gelince. Tamam. Hemen yanımda Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Emekli general biliyorsunuz zaten o da bize savaşı çok detaylı anlatacak. Ve hepimizin çok sevdiği değerli tarihçi yazar. Sevgili kardeşimiz, dostumuz Sinan Meydan. Sağ ol. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamaktan her seferinde çok mutlu olduğumu beyan etmek isterim. Ve hemen başlayalım. Tabii ki Sedef Hanım'a başlayacağız. Teşekkür ederim. Hem konu itibariyle hem de pozitif ayrımcılıktan ötürü. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, büyük taarruzu konuşuyoruz. Tamam, konuşacağız. Ama büyük taarruz birdenbire şişeden çıkmış bir şey değil. Yani hadi bir şey olsun da bir büyük taarruz yapalım, bir taarruz edelim denmedi. Doğru. oraya doğru adım adım gelen bir öyküsü var kurtuluşun. Yani önce Batı dünyasının bir şark meselesi var. Yani şarkı. Gerçi bugün de çok benzer bir havada var baktığımız zaman Batı'nın şarka bakışında ama o günkü iyiden iyiye bir rezil durum. Çünkü çok güçsüzleşmiş bir imparatorluk. İsyanlarla, milliyetçilik akımlarıyla paramparça olmuş bir imparatorluk. Kötü yönetilen ya da yönetilmeyip idare edilen bir imparatorluk var ve bunun miras paylaşımı söz konusu. Buna da Batı şark meselesi diye bakıyor. Burayı yeniden organize etmeye çalışıyor. Buna mukabil Osmanlı'nın genç subaylarının ve genç aydınlarının bir direnişi var. Buna karşı bir yandan da aymazlar çoğunlukta her zaman olduğu gibi, bugün de olduğu gibi belki. Nasıl geldik? Osmanlı Kurtuluş Savaşı'na ve oradan da büyük taarruza nasıl geldi? Şimdi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bütün mesele, 19 bütün mesele, şark meselesiydi. Sizin de çok doğru bir şekilde vurguladığınız gibi. Nedir şark meselesi? Yani imparatorluk güç kaybediyor. Askeri olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak bir çözülme sürecine doğru girmiş. Bu çözülmeden kim hangi payı alacak meselesi uluslararası ilişkilerin ana gündem maddesini oluşturdu. Ve 100-150 yıldır kim nereye alacak konusunda bir konsensüs oluşturulamadığı için imparatorluk devam etti. Aslında Osmanlı 1800'lerin başına batmıştı. Evet, yani iktisaden de artık savaşlar da kaybediliyor. Yani iyi bir liderlikten de bahsetmek çok mümkün değil. Dolayısıyla her anlamda bir gerileme söz konusu. Şimdi büyük devletler diyelim, düveli muazzama yani Avrupa'nın büyük devletleri şöyle düşündüler. Bunu çözmek için Birinci Dünya Savaşı çok önemli fırsat. Gerçekten de önemli bir fırsattı. Krizde bu imparatorluk artık çökecek. Evet, çöktü. Yenildi çünkü. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti ve 1918'de çok ağır koşulları olan bir ateşkes imzalattı. Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Almanya kaybetti, biz de kaybetmiş sayıda ne kadar? aman Allah'ım. Yani bu iş ben de genç arkadaşlarıma hep derste bunu söylüyorum. Sakın bu cümleyle görmeyin. Gelmeyin bana. Almanya yenildi, biz de yenilmiş sayılır. Yoksa biz yani. Evet. Ama imparatorluk yenildi yani. Bunu kabul edelim. Çünkü dediğim gibi bu ekonomik, işte siyasi ve askeri aparatlardan yoksun artık. Dolayısıyla yenildi.
Şimdi çok tabii yenilene koşulları dikte ettirir. Burada da ağır koşullarla Mondros ateşkesi. İşte silahlara el koydu. Aynen de budur. Hatta Versay'ı ben belki biraz da Sevle özdeşleştirelim. Çünkü burada bir ateşkes söz konusu. İşte şeye el kondu, silahlara el kondu. Boğazlar kontrol altında. İşte maliyeniz kontrol altında. Ulaşım işte şeyler ne bileyim deniz yollarından tutun da haberleşmeden lojistik her şey kontrolleri altında. Ve şey hazırlıyorlar. Artık son noktayı koyacaklar. Çünkü zaten Çar Nikola'nın ifadesiyle hasta adam ya. Son işte 1850'lerden itibaren Osmanlı Avrupa'nın hasta adamı. Şimdi artık bu sorunu çözdüler. Hasta adamın fişini çekelim diyorlar. Fişini çekelim. Zaten şeyde komada artık ölüyor. Fişini de işte hazırladıkları barışan. Çünkü bu bir ateşkes. İki sene içerisinde bir güzel de barış anlaşması hazırladılar. Sev barış anlaşmasıyla artık o imparatorluğun sonu demek. Bu arada tabii şeyi söyleyeyim. Ateşkes o kadar böyle mesajlar üzerinden geliyor ki o Mondros ateşkesi Fatih Bey. Şimdi nerede imzalandı? Mondros diyoruz ama nerede? Mondros nerede? Mondros biliyoruz ki Yunanistan'ın bir adası var. Limni. Limni'nin de limanı değil limanı, mi? Mondros. Ha, Mondros limanı. Ama o da yetmiyor. Şimdi oradan bir mesaj geliyor. Bir İngiliz zırhısında imzalanıyor. Adı da Agamemnon. Adı da zırhlının adı Agamemnon. Da Agamemnon. Agamemnon da kuralların kralı. Yunan kahramanı. Yani Truva'nın komutanı. Komutanı. Her taraftan bir şey veriliyor, mesaj veriliyor Osmanlı İmparatorluğu'na. Bu mesajdan sonra da dediğim gibi 1919'da biz bunu imzalattılar ateşkesi. 19'da da bir araya geldi bu büyük devletler. Paris'te. Yeni dünya düzenini konuşuyorlar. Nasıl şekil alacak dünya? Çünkü üç büyük imparatorluk çökmüş. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan, Çarlık Rusyası. Şimdi artık yeni dünya düzeni nasıl kurgulanacak ve kim nerelere hakim olacak? 1919 orada da işte bizim ve Sanremo'da daha sonra gelecek olan Sanremo'da da Osmanlı İmparatorluğu'na dayatacakları Sevr Anlaşması'nın koşullarını belirliyorlar. Çok ağır yani 433 madde fakat son derece ağır. Yani o noktadan itibaren zaten 1918'den itibaren Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsetmek mümkün değil. Fiilen yok ama 20'de de hani tabiri caizse o tabuta çiviyi çakıp gömdüler desem çok abartmış sayılmam. Koşullar her taraf paramparça. İşte Ege'de Yunan, aşağıda İtalyanlar, işte Doğu Anadolu'da kuzey tarafında Ermenistan, aşağıda Kürdistan, Boğazlar'da İngilizler, Fransızlar, işte donanmalar hepsi. Tam bir paylaşım planı. Ama ve dediler ki nihayet şark meselesi bitti. Son noktayı koyduk artık. Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey. Ama işte hesaplanamayan bir şey oldu. Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir milli mücadele gerçekleşti. Anadolu halkı liderinin arkasında birleşti ki o kadar yoksunlardan. Hocam şu anda yeniden yazılmaya çalışılan veya yeniden uydurulmaya çalışılan bir tarihe göre sanki Mustafa Kemal olmasaydı bu işler yürürdü gibi bir hava estiriliyor biliyorsunuz bazı kesimler tarafından. Mustafa Kemal olmasaydı bu iş nasıl olurdu? Mustafa yani, Kemal olmasaydı... Ben yani olmayanı erge yapmayı çok şimdi, sevmiyorum ben evet, ama şimdi yani ben nasıl de, olabilirdi böyle bir şey? Şimdi ben de sizin gibi aynı şeyi söyleyecektim size. Biz tarihçiyiz. Tarihçi de olan olaylar evet, üzerinden yani. Yorum yapar. Olmayan bir vaka üzerinde yorum yapamam ama çok peki, o zaman net şöyle, ve şöyle çok net. Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmese geldiğinde evet. Zaten hazır, her şeyle hazır bir kurtuluş mücadelesi olup başına mı geçti yoksa evet. O mu organize etti? Şöyle bir şey olabilir mi? De, tabii ki organize etti. Ha bu bir de şey söyleyeceğim. Esas unuttum. Bu işgal güçleri her tarafı işgal ettiler ama halkta en ufak bir kıpırdanma yok. Yani her taraf işgal edilmiş. İşte bütün büyük devlet... Siz anlatmışsınız. Sandalye evet. Köylünün hikayesi vardır evet. Ya. Yok. Köylünün sınıra gelinceye tarlanın. Öyle. Tarlama gelinceye kadar. Ama nerede? Bakın şey nerede? O uyanış, milli uyanış, direniş i̇şte, ruhu İzmir. Diyelim. Ha nerede oluyor? 15 Mayıs 1919 İzmir'e çıkan Yunan birlikleri nedeniyle. Ha neden öyle oluyor diye sonra. Yani her tarafı işgal etmişler. Kimsenin sesi çıkmıyor da niye İzmir derseniz. İzmir'in Yunan tarafından işgali Türkler tarafından yani milli vicdanda kabul görmüyor. Çünkü düne kadar
Osmanlı'nın tebaası olan Rumlar, Yunanlılar şimdi bu emperyal güçlerle birlikte hareket ediyorlar ve kendi ülkelerini işgal ediyorlar. İşte bu infiale sebebiyet veriyor. Ve bu infiale... Yani Yunanlılar çıkmasa belki bu iş olmayacak. Belki de yani bilemiyoruz tabii. Öyle olmadığı için bilemiyoruz. Ama Mustafa Kemal'in o müthiş öngörüsü ve o örgütleme başarısı diyelim. Ve bu işin başarılacağına... Halkı inandırması ve o kadar bitkin, yitik, elinizde hiçbir şey yok Fatih Bey. Tabii 1911'den itibaren savaşan bir ülke. İşte Trablusgarp arkasından Balkan Savaşları 12-13, nefes alamadan 14-18, Birinci Dünya Savaşı, nefes alamadan 19-22. Yani top ve yok. Ve 3 cephede. Ve her tarafta savaşıyorsunuz. Top yok, tüfek yok, silah yok, insan yok, erkek yok. Evet yani erkek nüfus azalmış, para kalmamış. Şimdi böyle bir ulusu yeniden bir milli mücadeleye inandırabilmek ve o şeyi kamçılayabilmek, o ruhu yeniden ayağa kaldırabilmek çok ciddi bir liderlik ister. Yani askeri şeyin dışında. Dolayısıyla Mustafa Kemal olmasaydı diye bir şey yani bu iş olabilir miydi ben kabul etmiyorum. Yani mümkün değildi. Tabii yani yanında çok ciddi bir kurmay kadrosu tabii, var arkadaşlar. Tabii zaten elbette. Sonrası da vurguluyor Mustafa Kemal Atatürk onu. Yani her seferinde ordunun yanındaki arkadaşlarının değerini her seferinde vurguluyor. Evet, evet. Tutukta da diğer bütün ama daima bir lider, bir komutana ihtiyaç var. Başkomutan. Bir, o olmadan olmuyor. Olmaz. Evet, bir başkomutan. Sonra işte bu Sevr Anlaşması tabii Sevr'le beraber iyice şey. O arada da Sevr imzalanırken 10 Ağustos 1920'dir. Mustafa Kemal de Anadolu'ya geçmiş yani Samsun'a ve şeyler yapıyor işte kongreler biliyorsunuz. İşte Balıkesir Kongresi efendim işte Erzurum Kongresi Temmuz 1919 arkasından Sivas. Yani o örgütlemenin fitilini ateşlemeye çalışıyor. O milli ruhu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Kongrelere katılım oldukça başarılı ve o bir aylık Samsun'a çıkışından sonraki bir aylık süre içerisinde halktaki o direniş azmini görüyor ve insanlar daha önce böyle ayrı ayrı işte birbirinden bağımsız küçük küçük milli mücadele örgütleri kurmuşlar. İşte Trabzon Müdafaa-i Hukuk, İzmir Reddi İlhak, Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuki Osmaniyesi falan gibi. Bu birbirinden habersiz ama milli mücadeleye katkıda bulunmak isteyenler şimdi artık daha organize. Atatürk'ün bu kongreleriyle daha organize bir şekilde bu mücadelenin için tabii şeyleri de unutmamak lazım. Yani komutan ona destek veren Kazım Karabekir'i falan da unutmamak lazım. Ve Ali Fuat Cebosoy'u Ankara'daki 15. kolordu ve işte 20. kolordu. Ne unutmamak lazım. Ve böylesine bir... İstanbul Genelkurmay'a destek vermiyor mu? Şimdi, İsmet Paşa İstanbul'da. Çıkarken destek verdi. Çıkarken Genelkurmay Başkanı destek verdi. Fevzi Çakmak'tı. Sonra onun yerine o hastalık nedeniyle biraz ayrıldı. Cevat Çobanlı Paşa oldu. O istediği maddeleri Fatih Bey, yani milli mücadeleyi başlatırken 16 Mayıs'a çıkmadan önce istediği birkaç madde, önemli iki maddeyi de ekleten de Cevat Çobanlı Paşa oldu. Bir, herkese emir vermeye yetkim olsun, koordine yetkim olsun vilayetlerde. İki, vilayetlerdeki valiliklerle de bir koordine yazışma yetkim olsun. O çok önemli. Dolayısıyla Genelkurmay yardım etti. Ama kim bu Genelkurmay? Cevat Çobanlı Paşa, Çanakkale'den arkadaşı diyelim. Fevzi Çakmak o rahatsızlık nedeniyle bilerek ayrıldı. İsmet Paşa Harekat Şube'deydi. Yani onlar Anadolu'ya çıkışta destek oldular bu tartışmasız. Ama Kazım bu İnanç arkadaşları, Paşa yani ben Genelkurmay'ın tüm kurumunu kastetmiyorum. Evet, arkadaşları destek oldular. Kurumsal olarak değil. Savrulmalar da oldu. Tabii. Yani Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çıkıp da hakikaten milli mücadele hareketini başlattığı an, ve mitingler falan yapılmaya başlandığı an İngilizler rahatsız olup Mustafa Kemal geri çağrıldığında orada savrulmalar oldu. Çok savrulmalar. Ve yine Mustafa Kemal Paşa o süreci çok iyi yönetiyor. Mesela Fahrettin Altay Paşa ve Fevzi Paşa o savrulma sırasında başka yerlere gidebilirdi. Ama onlar Anadolu'ya, milli harekete katıldılar. Daha doğrusu milli harekete katılmaları için elinden geleni yaptı Mustafa Kemal Paşa. Bunu da görmek lazım. Çünkü orada çok kritik bir nokta var. Evet. Fevzi Paşa'nın öyküsü bu anlamda bir program doldurur.
Evet. Ama doğrudan konumuz olmadığı için şu an girmeyelim ona. Evet. Bir de şey, sadece ben hep bu emperyal güçlerden falan bahsettim ama sadece verilen mücadele bu emperyalizme, işte sizi böleceğiz, parçalayacağız diyen güçlere karşı değil. İçeride de çok ciddi sıkıntılar var. Evet. İşte mesela iç isyanlar var. Peki hocam, şimdi mesela bir şey kafalara çok netleşmiyor. Onu görüyorum ben. İşte işgal, Osmanlı'nın parçalanması. Peki buradaki halklar, burada yaşayan o zaman herhalde 10 milyona yakın bir Türk nüfusu var. 13 milyona yakın. Yani 13'ün içinde ekaliyet de var galiba. Evet. 10 milyon civarında Türk olması lazım. 10 milyon yuvarlak hesap söyleyebiliriz. Evet. Yani onun içinde 3,5-4 milyon kadar da Türk yabancı var. Yani Müslüman, gayrimüslim tebaa var. Bunlar ne olacak mesela? Bu insanlar bugün başka bir, yani Anadolu'da Türkler ayrılan bir yere mi tıkıştırılacaklardı? Başka bir devletin tebaası ne olacaktı bu insanlar? Şimdi zaten bu emperyal güçlerin... Yani Sevr orada tamam bir haritalar falan çiziyor ama... Çiziyor. İnsanların ne olacağıyla ilgili kafalar netleşemiyor, o yüzden soruyorum. Ama şimdi etnisite üzerinden gitmiyor zaten şey. Şu etnik grubu şuraya yerleştirelim falan filan değil. Zaten Osmanlı da ondan bakmıyor. Hayır, şunu diyorlar ya hocam. Atatürk kurtarmasaydı İngilizler gelseydi daha iyi olurdu, daha özgür olurdu diyen tipler var ya. İşte kuzeyde, pardon. Ya buyurun buyurun, rica kuzeyde ederim. Fatih Bey, ben tabii savaş tarihini anlatacağım ama bu bölüme müsaade ederseniz. Şimdi eğer Türk İstiklal Savaşı, yani tabii Sakarya Meydan Muharebesi bana göre çok daha yaşamsal önemde, çok daha önemlidir. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi Türk tarihin bir dönüm noktası. Eğer Sakarya Meydan Muharebesi başarılmasaydı, elde edilmeseydi zafer, zaten ordunun tek atımlık bir cephanesi vardı, o da tükenmişti, bitmişti. Dolayısıyla Sakarya Meydan Muharebesi dünya savaş tarihi açısından da muhteşemdir yani. Ona biraz sonra geleceğiz, onu keselim. Eğer olmasaydı Mustafa Kemal Paşa, tabii o zafer kazanmasaydı, işgalin dışındaki Ankara işgal için altında olacaktı. Yunanlar işgal edecekti çünkü hedefleri oydu. Oraya kadar gelmişlerdi Polatlı'ya. İstanbul zaten işgal, Boğazlar işgal. Sevda ama Ankara işgal edecek diye görünmüyor. Ama Sevda şöyle bir şey. Stratejik anlamı var. Şöyle bir şey Meclis var. Meclis orada olduğu için ve başka stratejik. Tabii. O Kayseri'ye bir... Tabii. Şöyle... Hayır, hiç Kurtuluş Savaşı başlamasaydı. Sevda şöyle bir şey var. İşgal devletleri diyelim, ihtiyaç duydukları, gerek duydukları stratejik yerleri işgal edebilirler. Evet. Bitti. Evet. İzmir onun içinde değil zaten. İzmir'i o Sevr'in içinde değil. İşgal etti ama. Mondros üzerinden yürümüşler. Evet, Mondros. Evet. Şimdi dolayısıyla kuzeyde... Bir şey de öyle yaptılar ya. Kuzeyde şu andaki Anadolu'nun... Musul'u evet, da öyle. Fatih Bey şu andaki evet. Türkiye'nin, yani Trakya hariç, Trakya zaten işgal, Boğazlar işgal, İstanbul işgal, Osmanlı'nın üç başkenti işgal, İstanbul, Edirne, Bursa. 35 padişahın türbesi işgal devletlerin altında. Bir padişah Vahdettin kendi isteğiyle Şam'a gömüldü. O hariç, zaten. O zaten gitmiş. Evet. Şimdi... Yaklaşık 150 bin, 200 bin kilometre karelik bir yer var kuzeyde, Karadeniz. Merzifon ve Samsun hariç. Bu 150 bin, 200 kilometre kare bir sömürge. Şu andaki Afganistan neyse o olacaktı. Özetle. Şu anda Afganistan neyi yaşıyorsa o olacaktı. Hadise budur. Ankara'da, yani orada, Ankara'da Türk bayrağı Türk devleti orası mı olacaktı? Evet, Türk devleti mi sömürge bir devlet olacak bir kere. İstanbul'da başka bayrak var. Ankara'da başka bayrak var. Bursa'da, Edirne'de başka bayrak var. Batı'da başka bayrak var. Yani, güneyde, şey güneydoğu'da başka bayrak var. Doğu'da Ermenistan var. Efendim? Bu işgal sonsuza kadar sürecek miydi? Bu işgal bence Türklerin Anadolu'da asimile olmasına kadar devam gidecek. Ederdi. Yani Anadolu'nun orta yerinde bir Türk varlığının eğer Allah korusun biz Sakarya'yı kaybetseydik. Dönüm noktası. Söylediği gibi arkasından büyük zafer başarısız olsaydı ben bize çizilen Sevr haritasının kesinlikle uygulanmayacağını, Yunanistan çünkü Sevr'e razı değil. Yani Sakarya öncesindeki İngiliz arşivlerindeki belgeleri hocam da görmüştür. Evet, hocalarım evet. da görmüştür. Yunanistan ısrarla İstanbul'u istiyor. Doğru. Büyük taarruzdan evet. önce de İstanbul'u istiyorlar. Ve hatta Suriye ve civarından toprak falan istiyorlar. Ve o haritaya razı olmadıklarını ifade ediyorlar. Anadolu'nun orta yerinde sıkışmış bir Türk varlığının yaşaması o koşullarda çok zordu. Ve orada her türlü baskıyla... Asimilasyon süreci yaşayacaktı. Tıpkı Girit'te yaşadığımız gibi. Tıpkı aynen. Bulgaristan'da, Balkanlar'da ve Balkanları yaşadığımız terk gibi. Büyük bir... evet. O şeyde Irak ve orada da Türkmenler vardı. Batı Trakya'da da vardı. Şu cümleyi asimilasyonla belki... karşı karşıya kalacaktı. Sinan Bey belki benim şu cümleyi ekleyebiliriz evet. Fatih Bey. Türklerin kovulma sürecidir Anadolu'dan.
Zaten doğu sorunu. Peki bu insan nereye gidecekti? 10 milyon insan nereye gidecekti? Aslında Balkanlardan nereye gittiysek. O tam Orta Asya yani. Diyorlar ki yani geldikleri Orta Asya'ya. Hayır ama şey nasıl bu belgelerde gördüğüm bir fayda böyle. Yani Türklerin taslarını, taraklarını toplayarak geldikleri Orta Asya bozkırlarına geri göndermek. Yani. Plan buydu. Plan buydu. Plan yani Türkistan'a, Tacikistan'a, bu, oraya, nereden geldiyseniz işte, bozkırlara, nereye? Etnik sorunuzla ilgili iki kelime de ben edeyim, izin verirseniz. Yani Rumlar, Ermeniler, Anadolu'da kalan diğer unsurlarla ilgili proje plan neydi diye. Şimdi Batı'nın hem Sevr planına baktığınız zaman hem de diğer o görüşmeler esnasında Sevr'in hazırlandığı konferanslara gittiğiniz, oradaki tutanaklarını okuduğunuz zaman, hatta Lozan'a gittiğiniz zaman orada bir şey görüyorsunuz. Etnik azınlık kavramını, dil azınlığı ve soy azınlığı kavramını ısrarla kullanıyorlar. Ve Anadolu'yu parçalarken parçalamayı bunun üzerinden yapıyorlar. Yani işte farklı dil konuşanlar, farklı etnik yapıya sahip olanlar, farklı inanca sahip olanları ayırıyorlar. Nitekim işte Kürdistan'ın sınırlarını çizerken ya da doğuda Ermenistan'ın sınırlarını çizmeye çalışırken kafalarındaki yapı bu. Ve Lozan'da bunu biz çok net görüyoruz. Orada biz Musul'u istediğimizde ki hocam çalıştı yıllarca o konuyu. Orada ısrarla bizim önümüze Kürtlerden, evet. Kürtlerin farklı bir etnisiteden evet. olduklarını evet. önümüze koyuyorlar. Ya da işte inanç farklılıklarına vurgu yapıyorlar. Ama bizim başka bir tezimiz var bakın. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün çok doğru bir adım yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Kesinlikle etnik ayrımcılık söz konusu değil milli mücadele sırasında. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığınız zaman orada çok farklı inançtan, çok farklı etnik yapıdan, daha doğrusu mezhepten, çok farklı etnik yapıdan mebusların olduğunu göreceksiniz. Evet. Öbür taraftan bakın Erzurum Kongresi günlerinde Mustafa Kemal Paşa, ki kongre kararlarına kadar bu madde girmiştir. Aman diyor, ülkemizdeki azınlıklara yönelik herhangi bir taşkınlık içinde olmasın. Kuvayi Milli örgütlerine açıkça yazılan yazılar var. Yani Ermenilere karşı... Durduk yere bir iç çatışma istemiyor. Aynen, gerekleri. Rumlara karşı kesinlikle saldırgan bir tutum içinde olmayacağız diyor. Ve bizim tezimiz şu, yani biz bu topraklarda özgür yaşamak istiyoruz. Ama altını çizerek ısrarla etnik site vurgusu ya da bir mezhep vurgusu söz konusu değil. Zaten başarı da burada gizli. Peki hocam, bence. Devam edin. Ben, teşekkür ederim. Evet. Diyordum ki sadece emperyal güçlerle olan bir mücadele değil bu. Aynı zamanda içeride de bayağı sıkıntılar yaşanıyor. Ülke içinde de. Mesela iç isyanlar var. İşte önemli. Ne bileyim Çapan, evet. Çapanoğulları, efendim milli aşireti, Anzavur'un ayaklanması. Yani... Ayrı kendilerine bir birim istiyorlar. Yani mesela diyelim ki Kürdistan'ı kurmaya çalışıyor şey. Onlar da böyle bir ayrı efendim. Doğudaki isyanlardan evet. öyle. Bir de içeride onun dışında uğraştığı İstanbul hükümetinin siyasi faaliyetleri değil. Mesela fetva yayınlıyorlar. Hepimizin bildiği işte meşhur Dürrizade Abdullah Efendi'nin yayınlamış olduğu fetva diyor ki işte bu mücadele halife sultana karşı olan bir mücadeledir diye bir fetva yayınlıyor. Şimdi buna da mücadele etmeniz lazım. Buna da 1920'de meclisi açınca karşı fetva yayınlatarak mücadele ediyor. Silahlı silah yani top yok, evet. tüfek yok, ordu yok, düzenli ordu yok ama Kuvayi Milliye diye işte böyle milis güçler diyelim var. Şimdi o milis güçlerin Ankara hükümetinin ya da Anadolu hareketinin sahip olduğu o milis güçlerin karşısında bir de Kuvayi İnzibatiye diye maalesef. Mücadele eden daha yani İstanbul hükümeti zihniyetinde, düşüncesinde diyelim. Onlar görevlendirmiş daha doğrusu. Yani, evet. Gruplar var. Bunlarla da mücadele ediyor. Sonra şey var. Mesela İstanbul hükümetinin almış olduğu kararlar var. Bu Sivas Kongresi'ni işte önlemek amacıyla işte Mustafa Kemal'i Divan-ı Harp'ten tutuklama ve idam kararları falan. Şimdi bunlarla da uğraşılıyor. Evet, onaylanan kararlar var. Sonra kaldırılma kararı. Ama tabii iş işten geçtikten sonra Anadolu ateşler içinde yanıyor. İsyanlar çıkmış. Yani mütedeyyin insanlar ayaklanmış. Mustafa Kemal'i katletmek dinen caizdir denilen fetvayı İngiliz uçaklarını Anadolu'ya attıklarında bunun yarattığı tesir vardır. Yani bütün bunlar hocamın ifade ettiği gibi bir cephe. Firarı da %50'ye %60 etkiliyor. Evet, isyanı da firar tabii. Evet. Firar aslında tabii. Askerden firar. Tabii. Evet, evet. İngilizlerin uçağıyla Sinan Bey'in... Dinsizlerin yanında gibi. Savaşmak, savaşmamak. Diyor ki, evet. ki Mustafa yani. Kemal'in yanında savaşanlar hain,
dinsiz. Kafir, tabii. Dinsiz. Bolşevik. Ama onun karşısına gelenler ölürse şehit sayılır, tabii. Yaralanırsa gazi sayılır. Özetle söylüyorum, çok evet. daha kötü tabii. sözleri İfadeler var. Bunlar atıldığı zaman orada Mehmetçikler 10 yıldır da savaş devam ediyor. Yıkkınlık var, yaratıcı. Açlık var. Fakat mütedeyyin o Mehmetçik kahramanlar onu okuyunca o baştaki biz bazı... Biz yanlış bir yerdeniz evet. dedi. Şu evet, evet. O zaman diyorlar ki ha padişah böyle diyor. Vahdettin'in imzası var. Aa, o zaman biz yanlış yerdeyiz. Ve Kütahya Eskişehir muharebelerinden sonra geldiğinde Mustafa Kemal Paşa hemen Batı cephesi karargahına gidiyor. Polatlı'ya, İsmet Paşa'nın yanına. Zamanı almıyorum değil mi? Evet, buyurun. Diyor ki tabii Kütahya Eskişehir muharebeleri bitiyor. Bir yenilgi var ama Mustafa Kemal'in kafasında Sakarya'nın doğusuna çekilip orada bir stratejik savunma. Fakat kafasında hep general kaçak var. Kaç kaçak var. Evet. Çok uğraştırıyor. Diyor ki İsmet Paşa iner inmez hemen o kötü bir eve giriyorlar. Bir kere böyle eski kerpiçten yapılı bir eve karargah olarak kullanıyorlar pozantıda. İsmet kaçak sayısı kaç diyor. Sıkı dur diyor. 30.889. Ne? Silahlı mı? Hepsi silahlı firar etti. Cephedeki muharebe eden ordunun yarısı. Ondan sonra istiklal mahkemeleri devreye giriyor. Evet. Şöyle yani. Düşünün, Sakarya'da biz 100.000'lik orduya sahip değiliz. Değiliz. 100.000 değil asker miktarı. Ve Sakarya'ya hazırlanıyor. Yani bir iki ay sonra Sakarya meydan muharebe. Tabii çok hayal kırıklığına uğruyor ama moralini bozuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın en büyük özelliği zaten aslanın moral evet. motivasyonu sürekli. Evet. En büyük yenilgide bile kazandın bozmuyor diyor mesela yani. İsmet Paşa'ya. Kütahya Eskişehir kaybedilmiş, iniyor trenden karşılıyor böyle. Diyor ki dejavu kazandın İsmet diyor. Kazandın diyor. Sen. Orada kazanılan bir şey var ama var, orduyu tabii. geri çekmek ve askeri kurtarmak. Tabii tabii. Kazanılan odur. Yani stratejik evet. olarak diyor biz düşmanın tabii. diyor lojistik hatlarını derinliğine evet. uzattık. O kazanma. Bu olacak o. Evet. Sen diyor stratejik merak etme diyor. Diyor. Stratejik yönden diyor artık stratejik hatları çok... Muharebeyi kaybettik, yani savaşı değil. Tabii. İkmal sistemini falan evet. Mahvedeceğiz diyor. Yani biz muharebe kaybedebiliriz ama önemli olan dediği gibi tabii. savaşı kazanmak. Dolayısıyla biraz sonra oraya Saptı geleceğiz biz hocamın şeyini almayalım. Evet hocam. Ha, ben doğru yani general kaçak önemli. Katkılara. Bir de şey tabii... mali anlamda da çok ciddi bir sıkıntıyla boğuşuyorsunuz. Yani para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Çok tam bir seferberlik ilan ediliyor. Böyle elde yani bir tek neyle mücadele ediyorsunuz biliyor musunuz? Elinizde kanılarınız var. O kadar. Hani o şiirler vardır ya, ilkokulda çocuklara okutulur. Ben de onları okumuştum. Çıkıp Elif'in kanısı falan diye. Onlar gerçekten gerçek olan olaylar. Evet. Yani erkek nüfusun çoğu şeyde cephede ve bir kısmı zaten ölmüş. O kanılarla evet. cepheye şey taşımak kadınlara kalıyor. Hiç malzeme yok, yiyecek yok, kumaş yok, efendim giyecek yok, arpa yok, neyse buğday yok, hiçbir şey yok. En ufak bir malzeme yok. Ankara'da atölyeler gece gündüz silah üretiyorlar. İşte süngü müngü falan yapıyorlar. Şimdi paranız yok. Tekrar bir milliye değil midir o zaman zaten? Ha, evet. Tamam, ona gelecektim. Tam doğruya... Oraya buyurun lütfen. Rica ederim. Tam doğruya geliyorum. Belki siz de katkıda bulunursunuz şunu söyleyeyim. Buyurun. Şimdi mali durum çok kötü. Ne tür tedbirler alabilirsiniz? Şimdi düşünüyorsunuz bir... Bir de vergi toplama yetkisi yok. Bir şey yok. Zaten vergi alacak insan da yok. Vergi alacak para da yok. Ay, karşılıksız para basabilirsiniz ama bunun sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Basmak ayrıca da mümkün değil. Hayır, değil Anadolu'da yani. Böyle bir şey. Tesis yani yok nasıl? Yani. Tesis yok. Bravo. Tesis yok. Bunu yapamazsınız. Ankara'da. Olmaz yani. Borç alalım diyeceksiniz. Kimden alacaksınız? Evet. İngiltere, Fransa şey orada size parçalamaya çalışan ya da işte bu şark meselesinin evet. ana aktörleri kalkıp size borç para veremeyeceğine üstelik göre. Üstelik borçlu ülke zaten. Ayrıca evet. da bir de borç yani, doğru borç kadar. Ödüyorsunuz. Savaş adamından borç mu alacaksın yani? Bir de ha. Zaten vermeyecek. Yunanistan'a veriyorlar bol bol kredi. Açmışlar. Rusya'dan evet Rusya demeyelim. Sovyetler Birliği 17 Ekim devriminden sonra Lenin liderliğinde Sovyet Cumhuriyetler evet. Birliği tamam oradan geldi. Önemli ölçüde altın geldi, silah geldi, yardım ama o da bir dereceye kadar sınırlı. Yetmedi. Hadi diyelim tahvil çıkardınız. Şeyden de Osmanlı geldi galiba. Hindistan'da da geldi. Hindistan'dan da geldi. Onlar bütüne baktığınızda yine çok zor işimiz. Daha sonra yani, büyük taarruz için kullanıyor oradan evet. gelen parayı. Hı. Büyük taarruz için. Belli bir miktarı kullanıldı. Evet.
şey desek tahvil, o tahvilleri o basacaksın, değil, dağıtacaksın, tabii. Paraları satacaksın, toplayacaksın, buna satacaksın. O koşullarda. Buna tamam. Vaktiniz yok. Tamam. Geriye ne kaldı? İç borçlanma. Geriye iç borçlanma. Yani kime gideceksiniz? Halka gideceksiniz. İşte evet. Tekalifi milliye dediğiniz. Bu da Fatih Bey. Hocam sarayın savaş altınları tarihinde falan yok değil mi? Onu da şimdi alternatif tezler. Size sorular geliyor mu? Mustafa Kemal'e verilen sarayın altınları. Saraydan 5-10 altın. Altın maltın yok. Hiçbir şey yok ortada. Yani eğer Sivas'tan Ankara'ya gelecekler, yol paraları yok. Ben şeyi, yani şunu okuyayım mı? Çok bu, buyurun. Bu Fatih Bey, değerli hocam. Evet. Tekalifiye milliye emirleri dediğimiz meşhur 10 emir, buna 10 kutsal emir de diyebiliriz. Dünya 5000 yıllık yazılı, dünya savaş tarihinde örneği yok. 921. Çünkü halka dünyada eşi benzeri olmayan bir taleple gidiyor Mustafa Kemal Paşa. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın dünya savaş tarihindeki bu savaşı kazanma azim ve iradesinde yerini o Hannibal'ın, Büyük İskender'in, Sezar'ın, Napolyon'un önüne koymalarının nedeni bu. Halka dünya savaş tarihinde emsalsiz benzeri olmayan taleplerle. Her ilçede bir tekalifiye milli komisyonu, işte her evde birkaç çamaşır falan. Ve çok planlı. Aynen. Ve bu şu demek. Komisyonlar çok planlı. Bu şu demek. Bu savaş topyekün savaştır. Kazanılacak. Millet savaşın bizzat içindedir. Partisi. Ordu savaşın içindedir. Evet. Ben hazırlayacağım. Meclisi de ben hazırlayacağım. Ama millet bizzat savaşın içindedir. Naim Bey, oraya bir katkıda ben bulunayım. Evet. O tekalifi milli emirleriyle ilgili yakın zamanda ben gazeteye bir yazı yazmak için bir araştırma yaptım. Kalem kalem aldıkları her şeyi yazmışlar. Evet. Ya o çok inanılmaz. Ya yani kalem kalem her şey yazılmış. Size ödenecek. Kağıt vermişler. Tabii. Senet gibi düşünün. Ve bedeli sonradan ödenmek evet, üzere diye de zaten tekalifi milliye maddelerinde birkaç bunları ifade ödenmiş, evet, yazıyor. Neredeyse yazıyor. Alınan miktara baktım, ödenene baktım. Az bir açık var ama neredeyse tamamı sonradan geliyor. Birkaç kişi istemem tabii diyen dışında herkes. Evet. Hepsi ve dünya bu savaş da ayrı tarihinde bir önemli tabii bir evet Alman var. Ve o ortamda hepsini evet kaydetmişler. Kaydedilmesi. Evet. Ünlü Alman Mareşal, tabii. Ünlü Alman Mareşal, evet. Ludendorff, Topyekin Savaş adlı bir eser yazıyor daha sonra. Diyor ki, anlatmak istediğim şeylerin göz kamaştırıcı uygulaması Türk Milli Mücadelesi'de Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya'da uyguladığı bu milli yükümlülükler emirlidir. Dolayısıyla bunu dünya savaş tarihinde özel önem verir. Hocam buyurun. Evet. Sürekli lafınızı kesiyorum. Yok yok, rica ederim, yok. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Tekalifi milliye şey, ilginç olan şu, çağırıyor Atatürk Celal Bey'i. Sorduğu soruya bakın lütfen. Evet. Celal Bey diyor, siz bilirsiniz her ev bir çift yün çorapla bir don verebilir mi? Soru bu. Soru bu maalesef. Bir çift yün çorapla bir don verebilir mi? Yani Anadolu halkının yokluğu da düşünün ha, yani. Yokluğu evet düşünün. Anadolu evet halkının da içinde olduğu sıkıntıya düşünün ve ona rağmen yine de işte %40'ına falan el koyuyorlar. Daha sonra ödenmek silah, üzere. Silahlara el koyuyorlar. Silahlar, evet. Makine ve takım tesisleri. Öküzünüz varsa, kanınız varsa, arabanız varsa. Yani gresyandan tutun da lastikten. Çivi diyor. Çivi. Nal mı? Bir an şey. Tel diyor. Tel. Tek tek yazılmış. Yani ne kadar çaresizlik içinde. Evet, olduğunu göstermek için bu önemliydi. Onu söylemek istedim. Sonra tabii bu birinci İnönü ve ikinci İnönü, ben detaylara girmeyeceğim ama çünkü değerli katılımcıların da vaktini almak istemiyorum. Birinci İnönü kazanımından sonra ne değişti diyeceksiniz ki, bir de böyle şey duyuyorum canım. Ya işte yani küçük bir muharebe olmuş. Yani ne var birinci İnönü kazanmak? Önemli sonuç olan evet tabii. Muharebe belki küçük çapta bir muharebe. Etkisine bakmak asker lazım. Ama muharebenin ortaya çıkardığı sonuç, sebep sonuç bir açısından hava baktığımızda son derece önemli. Bir kere bir düzenli ordu bir zafer, yani bir galibiyet aldı. Bu çok önemli. Moral motivasyonu. Yeni kurulmuş düzenli ordu. Yeni kurulmuş bir düzenli ordu. İki, halkta hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yani Türk TBMM hükümeti diyelim ya da Ankara hükümetine, Mustafa Kemal'in hükümetine, hem de ordusuna olan güven arttı. Ha, demek ki mücadele edilirse kazanılabiliyor, yapılabilir düşüncesi. Bir de çok önemli, belki en az bunlar kadar önemli, ya da artık batılı o emperyal güçler önlerinde Osmanlı'ya dayattıkları ve Ankara hükümetine de dayatmak için
bu savaştıkları Sevr Barış Anlaşması'nın artık aynı koşullarda kabul ettirilemeyeceğini. Yani dünkü zafer dünde kaldı. Bunun aynen. için yeniden bir savaş gerekiyor. Onlar da gördüler. Aynen. Ve anlaşmayı sürekli rezerve ediyorlar ama yani iskeletini değiştirmiyorlar. Aynen evet. de bu. İskeletini değiştirmiyor. Önümüze yeni evet. anlaşma getirdik diyorlar. Evet. Tas koyuyor barış bu. Teklifi. Bir bakıyoruz. Hani nerede? Evet. Yani, mesela şey demiş, düzeltme yaptım diyor dediğiniz tabii. gibi. Evet. Kürdistan duruyor. Duruyor o Doğu Anadolu'da. Biraz sınırlarını yani, küçültmüş. Vazgeçmiyor. Vazgeçmiyor. Yani. İşte İzmir tamam diyor yani İzmir sizde kalsın ama. Yönetimi şöyle olsun. Valiyi kim atayacakmış? Cemiyet-i Akvam. Evet. Cemiyet-i Akvam da Birinci Dünya Savaşı evet. sonrasında yani, kurulan bugünkü Birleşmiş Milletler. Yani, evet. Yani şey efendim mali hükümler tamam biraz sizin elinizi rahatlatalım ama aynı baskı, aynı kontrol devam ediyor. Yani. Dolayısıyla bu koşullar kabul edilemezdi. Ve zaten de biz bir ay falan süre verdiler ama ondan sonra o bir ay içerisinde de beklemeden ikinci savaş falan geldi ve Sakarya'ya giden süreç yaşandı. Ben hocam çok iyi özetlediniz. Teşekkür ederim. Biz de araya sürekli girerek. Değerli katılımcı arkadaşlarım çok da vaktini almadı. Peki öyle konular ki dayanamıyorum. Heyecanla giriyor herkes içine. Sayın Babiroğlu. Savaş olunca tabii. Bir anda atladık. Hem Büyük Taarruz'un hem Sakarya Meydan Muharebesi'nin ve ona gelen süreçteki Atatürk'ün yapmış olduğu pek çok hamlenin, o zaman henüz de Atatürk olmayan Mustafa Kemal Paşa'nın evet. yapmış olduğu pek çok hamlenin savaş tarihinde özel bir yeri olduğu iddiadır. Bazıları der ki kardeşim ne yeri falan filan yok. Yani dandik bir savaştı bu falan evet. diyenler de vardır. Savaş tarihi açısından hem öncesiyle hem sırasıyla yani hem Sakarya hem Büyük Taarruz nedir bunun önemi? Nerelere kadar gelmişti düşman, evet. nerelere gidildi? Tabii. Bunu bugünkü gençler pek anlamıyor. Yani anladım. Şimdi dikkat ettiğim kadarıyla okullarda mukullarda bu artık eskisi gibi maalesef. Detaylı okutulmuyor. Maalesef. Öğrenciler ne olup ne bittiğinin, gençler ne olup ne bittiğinin ve kazanılan şeyin ne olduğunu farkında değiller. Memleketin nasıl bir işgal altında olduğunu dahi anlamış değiller. Tabii bir şey de diyemiyorsa üstünden çok uzun süre geçtiği için atıyorum mesela şimdi ben doğduğumda bunun üstünden 30 sene geçmiş. Doğru. Evet. Şimdi bugün doğru. baktığınız doğru. zaman 12 Eylül'ün üstünde 35 sene geçti. Doğru. Kaç sene geçti? 30 sene geçti. Yok, 40 sene daha geçti. Daha fazla geçti. 40 sene geçti. 40 sene. 39 sene. Şimdi yani sene. O yani 12 Eylül benim için ne kadar yakınsa Harp Okulu 4. sınıfta. Kurtuluş Savaşı da benim için o kadar yakın. Ben doğduğumda evet. Kurtuluş Savaşı'nda 30 sene geçmiş daha evet, evet. baktığın zaman. Ama bugünkü nesiller anlamıyor bunu geçen sürede. Neydi, nasıl oldu, nasıl cereyan etti? Askerlik evet, tarihi açısından, Türk tarihinden kıymeti nedir bu? Evet, özetle fazla ayrıntıya girmeden değerli izleyenlere böyle çok özet anlatmaya çalışayım açıkça. Şimdi önce... Koydurayım mı harita bir hocam önce? Yok, biraz sonra biraz ben sonra, söyleyeceğim tamam. müsaade edersiniz. Önce bu Büyük Taarruz'a ve Sakarya Meydan Muharebesi sürecine nasıl gelindi? Durup dururken Mustafa Kemal Paşa diye biri çıktı. Osmanlı Paşası isyan etti. Samsun'a gitti. Öyle mi oldu acaba? Ona bakalım. Efendim, Osmanlı Devleti biliyorsunuz 1300'lerde kurulduktan sonra 1500'lere kadar 1500'lere geldiğinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni ve Yavuz Sultan Selim zamanında bir zirveye tırmanıyor. Evet. Zirveye tırmandıktan sonra yaklaşık kimi kaynaklara göre tabii sadece egemenlik alanı değil ama ilgi alanı da kapsadığımızda yaklaşık 20 milyon kilometre kareye hükmeden bir devlet. Ben ona imparatorluk demiyorum çünkü Halil İnalcık Paşa da imparatorluk devlet emperyal olamadı yani. Halil Paşa. Pardon, Halil Alcık Hoca. Halil Alcık Hoca sağ olsun. Yani sağ saygıyla nur anlıyoruz. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Evet. Şimdi, çünkü emperyal olamadı. Yani belli sonuçları itibariyle. Osmanlı Devleti zirveye tırmandı ama 1600'lerde yavaş yavaş bir duraklama ve dağılma süreci başlıyor. Çözülme süreci. O zaman... 4. Murat akıllık ediyor 1631'de. Diyor ki dönemin düşünürü var. Koçi Bey, meşhur Koçi Bey Risalesi diye geçer. Koçi Bey düşünürü çağırıyor. Koçi Bey diyor bana bu Osmanlı zirvedeydi. Yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Artık fetih, ganimet alamıyoruz. Bunun nedenini bir açıkla. Özetle dinleyicileri sıkmayalım, izleyenlerimizi. Koçi Bey bir risaleyle Koçi Bey Risalesi diye tarihe geçer. İki kelime. Adam kayırmacılık, yozlaşma.
Ve Osmanlı Devleti bu adam kayırmacılık ve yozlaşmayı çözemiyor bu sorun. En önemli şey. Ve Fatih Bey 1683'e geldiğimizde ikinci Viyana kuşatması vardır. İkinci Viyana kuşatması 1683'le beraber artık Osmanlı'da geri çekilme başlıyor ve toprak kaybı başlıyor. Osmanlı 1683'te başlayan toprak çekilmesi, toprak kaybını ve çekilmeyi durduramıyor. Durduramıyor. Çünkü o sorunları çözemiyor. 300 sene sürüyor. Süremiyor. 1877-78'e geldiğimizde Osmanlı-Rus Harbi, eskiler 93 Harbi derlerdi. O savaş tarihinde birinci milli felaket denilebilir Osmanlı için. Tuna vilayetlerinin tümünü tabii kaybediyor. Ki. Bir senede. Fakat bu da bitmiyor. 1912-13'e geldiğimizde Balkan'da, Balkan coğrafyasının tümünü kaybediyor. Öyle kaybediyor ki Balkan coğrafyasını 400-500 yıl hüküm sürdüğü toprağı 4-5 haftada kaybediyor. Yani her yüzyıla bir hafta. Bu da Osmanlı ordusunun o zamanki durumu tabii işler acısıdır. Mustafa Kemal Yarbay'ken Sofya'da askeri ateşeyken Nuri Jonker'e cevaben bir kitap yazar. Zabit ve kumandan Hala Asbahada diye, subay ve komutanla konuşmalar diye tavsiye ederim. 30-35 sayfadır Balkan faciasını anlatır orada Mustafa Kemal. Anlatır gerçekleriyle. Özetle şöyle der Mustafa Kemal. Ordunun can damarı olup birçok geleneklere bağlı olarak gelişip olgunlaşan disiplin duygularını bugünkü Osmanlı ordusu içinde görmeyi istemek, görmeyi arzu etmek insanın tabiat ve ruhunu bilmemek demektir der. Artık noktayı koymuş Mustafa Kemal. Bu orduyla muharebe olmaz. Balkanları öyle ki Selanik, Üsküp, Manastır'ı tek kurşun atmadan veriyor. Yani baktığınız zaman yani Mustafa Kemal gibi o neslinin çok önemli bir sürü askeri yetişmiş. Niye oldu? Onu anlatacağım. Mesela Hasan Tahsin Paşa vardı Selanik'te, Kolordu komutanıdır. 26 bin askeri var, Yunanlıların 25 bin askeri var. 20, daha fazla askeri olmasına rağmen anahtarı teslim etmiştir. Ve anlarında der ki, elinde bir Selanik vardı, onu da teslim ettim der. Öyleydi. Çünkü neden? Ordunun içine siyasi mülahazalar, ordunun içine dini mülahazalar, ordunun içine diğer inançlar girmiş. Ben topçu komutanıyım, öndeki piyade komutanına başka bir yerden, başka bir gruptan diye ateş desteği sağlamıyorum. Öyle bir ordu. Ve Mustafa Kemal subay ve komutanla konuşmalarda, yani asıl ismi zabit ve kumandan lazım halde bunu bütün açıklığıyla anlatır. Çok acımasız eleştirir. Ve Mustafa Kemal 1912-13'te Balkanları kaybeder. Bir kazancı var Osmanlı'nın o zamana kadar. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda muharebeyi kazanır ama masada kaybeder. Niye? İkinci Abdülhamit'e Rus ve diğer devletler baskı yapar. İkinci Abdülhamit'e kabul eder. Girit o zaman kaybedilir. Şu anda Navtex ilan edilen Girit o zaman. Ama Mustafa Kemal 16 yaşındadır. 1897'de Osmanlı Yunan Savaşı'ndaki bu sahadaki kazanmanın masada kaybedilişini hazmedemez. Askeri öğrencidir. Ve anılarında yazar bu. İçine uktu olur. Onun için Mustafa Kemal zamandaki diplomasi böyle İsmet Paşa ile beraber çok ayrıntılı işlenir. Gelelim Balkanlardan sonra 1914-18'e geldiğimizde 3. milli felakettir Osmanlı için. Osmanlı dağılır artık. Mondros Ateşkes Anlaşması Osmanlı'nın sonudur aslında. Osmanlı sonudur. Ama Padişah Vahdettin memnun. Neden memnun? Yani mutlu değil, memnun. Ben yerimdeyim. Peki kalır mıydı yerinde? Kalamazdı. Eğer kalamazdı çünkü neden kalamazdı? İstanbul... Çünkü böyle bir tez var yani... Vahdettin yerinde kalacaktı, koruyacaktı. Yani, ama ne kadar, kaç sene? Sevre koydukları madde şuydu. Eğer İngiliz emperyalizminin dediklerini yaparsa, anlaşmayı uygularsa herhangi bir sıkıntı yok. Hindistan peki 5 sene sonra Sinan ne kadar 5 sene sonra ne olacak? Ya bu tabii biraz kişilikle çok alakalı. Yani evet. O kalabilir ama ondan sonra gelecek olan kalır mı? Ayrı bir tartışma. Peki mesela şöyle bir şey olabilir Sinan Bey. Evet. Merakını da sorayım hocam. Tabii estağfurullah. Çünkü Sevr'de bu var. Yani padişahı kovmuyorlar. Şimdi padişah yerine duruyor. Zaten bugün de bunu savunanlar şunu söylediler ki kardeşim, Cumhuriyet ilan edilmeseydi padişahlık kalacaktı. Vatan olmayacaktı. Bir süre sonra İngilizler zaten burada sonsuza kalacak halleri yoktu. Biz kaldığımız yerden devam ederdik, Osmanlı orada devam ederdi. Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Mümkün olmayacaktı böyle bir şey. İstanbul'a ancak vizeyle girerdik. İstanbul'a bir daha geri dönüşümüz mümkün olmazdı. Kesin olarak söylüyorum bunu. Yani bu söylenmez ama baktığınız zaman gelişmelere İstanbul'u uluslararası bir bölge haline getireceklerdi. Orada kukla bir halife tutacaklardı. Halife bakın, sadece sultan değil.
yetkileri de olan ama tabii Hindistan'ı ve diğer İslam coğrafyasını kontrol etmeye çalışacaklardı İstanbul'dan. İstanbul'a bir daha geri dönmemiz çok 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 zordu. Bence mümkün değildi. Sadece İstanbul değil, Trakya bizim olmayacaktı. Bakın Trakya'yı tamamen alıyorlar elimizde. Evet, Doğu Trakya dahil. Şimdi inin aşağıya İzmir. İzmir zaten Sevr Anlaşması'ndan hemen sonra anlaşma onaylanmadığı halde biliyorsunuz meclis yok ortada. Uygulamaya başlamışlar. İzmir'de yönetimi Yunanlılar devralmış durumda. Ve İzmir anlaşmaya göre Yunanistan'a bağlanacak bir süre sonra. Bir kalede Türk bayrağı dalgalanacakmış ama. Şimdi baktığınız zaman Doğu ile ilgili de planlara, projelere baktığınız zaman bir daha geri dönüşümüz mümkün olmazdı bizim. Ne İstanbul'a ne Ege'ye. Hani diyorlar ya mavi vatan, mavi vatan. Mavi vatanla bütün bağımız kopuyordu. Eğer büyük zafer kazanılmasaydı. Efendim Ankara'da yok. Mavi vatan falan yok. Ankara karası yok. Ankara tabii. Maviyi bırakın siyah Ankara vatan. Yok ya, siyah. Ankara yok. Yani Akdeniz'de Ege ile bütün bağını koparıyor. Neresi kalıyordu Osmanlı'nın? Bir şey kalmıyor. Ankara'nın kuzeyinde kalıyor güya. Karadeniz'e uzanan küçük bir bölge. Kalır mıydı sorusu işte bunun yaklaşık için sorulmaz. Yaklaşık 200 bin kilometre kare şu andaki Anadolu'nun üçte birinden daha az. Peki hocam. Evet devam edeyim mi? Etmeyin niye etmeyin bir kısa reklam söyleyeyim sonra edelim. Lafınızı kesmeyelim. Kısa bir reklam sonra savaşa geçeceğiz. Evet. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Araya reklam. Savaşta. 1914-1918'e geldiğimizde savaş tarihi açısından baktığımızda Osmanlı'nın 3. milli felaketi çıkıyor. Osmanlı artık o biraz önce değerli hocamın anlattığı gibi Mondros Ateşkes Anlaşması'yla aslında tamamen dağılıyor. Yani ortadan kalkıyor aslında. Adı var kendisi yok. Çünkü ordusu yok, dağılıyor. Ve 1915'te fakat bu dönemde Birinci Dünya Savaşı esnasında bir Çanakkale muharebeleri dönemi var ki o Çanakkale cephesi gerçekten başarılı oluyor. Ve dünya savaş tarihinde kaydediliyor bu. Türk tarihi açısından demiyorum, dünya savaş tarihi açısından. Orada 34 yaşında bir kurmay yarbay, Haziran'da albay olacaktır, yine 34 yaşındadır. Uyguladığı taktiklerle, değişik taktikler uyguluyor. Bir tümen komutanı taktik bir komutada ama stratejik sonuçlara yol açıyor. Mesela İstanbul'u kurtarıyor. Ve orada Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine 34 yaşında bir albay Anafartalar kahramanı olarak çıkıyor. Mustafa Kemal. İşte millet orada tanıyor onu. Mustafa Kemal'in de öyle bir şansı oluyor. Mustafa Kemal'in ileride Türk İstiklal Savaşı'nda avantajlı olabileceği diğer bir konu var. Kendi çekirdek kadrosunu orada oluşturuyor. Fevzi Çakmak, İzzettin Çalışlar, Fahrettin Altay, Kazım Özalp gibi. Kendi çekirdek kadrosunu Çanakkale'de tanıyor hepsini. Böyle bir avantajı oluyor. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine ve Türk tarih yani Türk milletinin huzuruna ve tarih sahnesine çıkışı onun için bir avantajdır. Sonra 1914-18'de Osmanlı dağılınca biraz da önce değerli hocam anlattı. Kongreler dönemi, milli mücadele dönemi, Ankara 27 Aralık 1920, meclisin açılışı ve düzenli ordu kurulması. Burada problem var şimdi. İşte dünyadaki bu dünya savaş tarihiyle uğraşan strateji ustaları ve savaş ustalarının pek de kavrayamadıkları bir durum çıkıyor. Çok kısa sürede düzenli bir ordu oluşturuluyor. Çok kısa sürede. Bu düzenli ordunun bir kaynağı yok. Maliyesi yok. Finansman yok. Ama oluşuyor. Bir ruh var. Ve o oluşturduğu kadro, Mustafa Kemal'in o milli mücadele Çanakkale'de oluşturduğu kadro yavaş yavaş etrafına toplanıyor. Geliyorlar. Birinci İnönü, ikinci İnönü Savaşı. Kütahya-Eskişehir muharebeleri bir yenilgidir. Eskişehir kaybediliyor. Mustafa Kemal Paşa mecliste biraz önce Sinan Bey bahsetti. Aslında beş değişik grup vardır, tartışıyor. Muhteşem, müthiş bir tartışma Mustafa Kemal'in karşısında. İttihat Terakkiciler var, Enver Paşa bekliyor. Rusya'da durum elverişli olunca görecek. Onlar var, padişahı savunanlar var, halifeliği savunanlar var, muhafazakar grup var. Bir de Mustafa Kemal'in kurduğu o müdafi hukuk geleneğinden gelen bir grup var. Bu meclis dünyanın en meşru, en haklı ve en kutsal savaşını yönetiyor. Çok muhteşemdir bu. Başkomutanlık yetkisi almasına rağmen her şey mecliste çözülüyor. Muhteşem bir olay bu. Bu dünya savaş tarihinde yok.
Ne Büyük İskender yapmıştır bunu, ne Sezar yapmıştır, ne Hannibal yapmıştır, ne Napolyon yapmıştır. Yani ama, bir parantez açayım. Evet. Bu başkomutanlık meselesi çok çarpıtılıyor. Onu ben de birazdan açıklayabilirim ama evet. Naim Babiroğlu burada çok önemli noktanın altını çizdi. Başkomutanlık yetkilerine rağmen evet. Başkomutanlık kanununun 3. maddesinde diyor ki meclis isterse eğer memnun değilse başkomutanlık yetkilerini geri alabilir. Evet. Dolayısıyla şey değil bu yani. Bazılarının iddia ettikleri gibi meclisin devre dışı bırakılması falan değil. İkna ediyor ve tabii. Gidiyor. Evet. Ve oraya geldi. Evet, Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuna geldiğinde karamsarlık bütün komutanlarda. Fevzi Çak. Üç Mustafa, kaderin tecellisi. Mustafa Kemal, evet, Mustafa güzel. Fevzi, Mustafa İsmet. Müthiş, muhteşem bir karamsarlık. Alttaki kadroda karamsarlık. Fakat dünya savaş tarihinin çözemediği bir konu var. Geri harekat ve geri çekilme daima tehlikelidir. Ve hiçbir komutan geri harekatı, geri çekilmeyi tercih etmez. Çünkü geri çekilme genellikle dağılma, kaçma ve ortadan kaybolmaya neden olur. Evlerine gider, dağılır. Fakat burada Mustafa Kemal'in ağırlığı orada çıkıyor. Sakarya'da 100 kilometre geriye çekme olayı orduyu kaybetmeden işte dünya savaş tarihinin altın harflerle öyle kaydedilir. Ve sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa. O ona gelir. Yani çekilme önce bu 100 kilometre çekmeyi, orduyu koruyarak o hatta getirme bu dünya savaş tarihinde pek ender rastlanır. Çünkü çekilin dediğinizde bir birliğe gitti. Moral motivasyonu bozuktur. Ha, biz yenildik, tüfeği atar, ağırlığı atar gider. Eve kadar çekilir. Köye gider, yani. Başka yere gider, karşı tarafa geçer, para için başka yere gider. Bu dünya savaş tarihinde örneği çok. Şimdi burada Mustafa Kemal'in Sakarya'da ortaya çıkışı dünya savaş tarihi yazarlarının dikkatini çekiyor. Ve Hannibal'ı inceliyorlar, Büyük İskender. Ha Mustafa Kemal daha Çanakkale'de Hannibal'ı okumuş. Kim bu Hannibal? Kartacalı. Evet. Muhteşem. Hannibal Barca. Sami ırkından. Roma'ya kadar geliyor, Alpleri aşarak 2. Pön Muharebesi'nde. Muhteşem bir manevra. Mustafa Kemal onu okumuş. Çanakkale'de uyguluyor, Sakarya'da uyguluyor ve geleceğiz büyük taarruzda uyguluyor. Kimsenin haberi yok. Büyük İskender'i okumuş. Sezar'ı okumuş. Napolyon'u okumuş. Fatih Sultan Mehmet Timur'u okumuş. İncelemiş. Moltke'yi okumuş. Klozoviç strateji ustasını okumuş. Mustafa Kemal okumuş ama o Çanakkale Muharebeleri ve diğerlerini de uygulamış. Sunzu'yu okumuş mu? Sunzu'yu okumuş mu? Sunzu'yu muhteşem okumuştu tabii. O stratejinin ustasıdır. Evet. Şimdi Sakarya'da bu geri çekildikten sonra Fatih Bey o savunma çizgisi yoktur. Yani Türkçe'ye çevirelim. Savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Her karış vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. Bu savunma şekli yeni bir savunma doktrini olarak ortaya çıkıyor. Ne savunma? Oynak savunma, derinliğine savunma. Evet. Bu o zamana kadar uygulanmamış. Birinci Dünya Harbi'nde, ikinci Dünya uygulanmıyor. Oynak savunma, derinliğine savunma. Yunanlar ilerliyorlar. O hattı yok ediyorlar. 2 kilometre sonra yeni bir direnlik noktası çıkıyor. Onu yok ediyorlar, tekrar direnlik noktası çıkıyor. Pozant'ta Haymana'ya kadar geliyorlar, duruyorlar. O zaman Yunanlıların komutanı diyor ki, Sakarya çıkması diyorlar bu. Hattı müdafaa yoktur. Çünkü Sangarios çıkması evet, Yunanlılar öyle diyor. Evet. Yani Sakarya çıkması diyor. Evet. Mustafa Kemal, bu ne? Mustafa Kemal uyguladığı ilk defa oynak savunma, derinliğine savunma. Bu 2. Dünya Harbi'nde uygulanacaktır. Bir doktrin olarak ortaya çıkacaktır. Evet. Mustafa Kemal çekildikten sonra Sakarya Meydan Muharebesi'ni hazırlıyor. Gerekli sonucu alıyor. Sonucu aldıktan sonra artık ordunun morali yükseliyor. Artık Mustafa İsmet, Mustafa Fevzi ve alttakiler inanıyorlar. Mustafa Kemal hep inanıyor. Çünkü Mustafa Kemal'in kafasında büyük taarruz zaten var. Var da ona hazırlık gerekiyor. Meclis bastırıyor. Diyor ki taarruz edin, taarruz edin. Peki bu arada bir de ordunun işte yarısı kaçmış vaziyette. Kaçtı. Şimdi bu arada biraz önce söylemedik, belki söyleyelim. Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlangıcında bakın şöyle tam cümlesini okuyalım Mustafa Kemal'in. Yanlış söylemeyelim. Bu yeni kitabınız değil mi hocam? Evet, yeni kitabım. Şöyle 10 Temmuz, 25 Temmuz 1921'de sona eren muharebeler sona eriyor. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde. Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'yı Polatlı'da ziyaret ediyor. Çünkü karar verecektir, çekecektir. Onun en çok ilgilendiği zayiat ve kaçak. Zayiatı öğreniyor. En büyük şansı da İsmet Paşa gibi ayrıntılı, matematiksel çalışan, evet,
ve sürekli ayrıntılı çalışan bir karargah subayı İsmet Paşa'ya soruyor. Kaçak sayısı İsmet, şaşırmaya hazır ol. 30.809. Şehit yaralı ve esir toplamı 7.000 olmasına karşılık 3.700 asker firar etmişti. Muharebe zayiat sayısının 4 katından fazla. 30.000 düzeltiyorum. 30.809 asker. Ne diyor? Peki diyor, tüfeği kaç? Üstelik diyor bunların 30.122'si tüfeğiyle gitmiş diyor. 30.809'un. Bu yüzden elimizde az tüfek kaldı diyor. Ve Mustafa Kemal Paşa hiddetleniyor. İsmet Paşa üzüntülü olarak çaresiz yere bakıyor. Bu ne zaman? Bu Temmuz'un sonu, Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlamasına 23 gün var. Böyle bir. Ve oradan yarısı kaçak. Evet. Böyle bir durum. Geri geliyor mu onlar sonra? Gelmiyor. Derleyip olanları topluyorlar. Mustafa Kemal Paşa stratejisiyle, iyi bir planıyla. Mustafa Kemal Paşa'nın burada dünya savaş tarihine geçen en önemli özelliği şu. Düşmanla savaşmıyor askerler. Düşman komutanının beyniyle savaşıyor. Düşman komutanını takip ediyor. Papulası, diğerlerini, haccanesi ne yapıyor? Ne düşünüyorlar? Biraz sonra o büyük taarruza gelir. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde geri çekilmek zorunda kalıyor Yunanlılar. Yunanlılar geri çekilince, o hatta gelince Mustafa Kemal Paşa bu Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra Fatih Bey, dünya savaş tarihi şöyle diyecektir. Mustafa Kemal Paşa ebediyete intikal ettikten sonra. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmasaydı her şey bitmişti. Tek atımlık cephane. Öyle mi? Tek atımlık mıydı? Tek. Bir ikincisi olamazdı. Yok, yok. Sonrası zordu tabii. Çünkü başka planlar vardı. Sovyet Rusya'nın Enver Paşa kartı devrede olabilirdi. Anadolu'da büyük bir kargaşa olurdu. Dağılan orduları toparlamak çok yani zor. Ordu yoktu. Bambaşka bir şey. Tabii ordu yok. Subaylar dağılacaktı. Belki gerilla harpleri, yani sonuç alınaması mümkün değildi bence. Çok zor. Biterdi. Evet. Doğru. Biterdi. Ve dünyası ebediyete intikal ettikten sonra derler ki dünya savaş tarihi Büyük İskender, Sezar, Napolyon ayağa kalkın büyüğünüz geliyor derler. Vefat edince Mustafa Kemal. Muhteşem bir şey. Kim diyor bunu? Bunu savaş tarihçisi İtalyan gazetesinde yayınlıyor. Asaf İlbay çeviriyor. Sonra gerçekten bütün dünya savaş tarihçileri Büyük İskender, Sezar ve Napolyon'un önden koyuyorlar Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Napolyon'u pek beğenmez ama onun önüne koyuyor. Şimdi bunlar kıskanmışlar mıdır bilinmez. Ben aynen ciddi söylüyorum. Ama iyi asker olduklarından saygıyla önde eğilmişlerdir. Onu söyleyelim bir kere. O Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki uyguladığı strateji nedeniyle. Ama ben olsam Hannibal'ı da koyardım oraya. Hannibal da büyük asker. Şimdi Sakarya'dan sonra bakın Mustafa Kemal'in öngörüsü. 13 Eylül 1921'de Sakarya ne oluyor biliyor musunuz Dünya Savaşı'nda? 1683 yılında Osmanlı'da başlayan bu çekilme ve toprak kaybı ve Türklerin kendi coğrafyalarından kovulma süreci işte 1921-13 Eylül'de durdu. Aklıma takıldı. Cengiz Han büyük asker değil midir? Büyük asker ama Dünya Savaş tarihi açısından onların o açıdan değerlendirilmiyor. İskender'i koyduğunuz zaman onda komünist lazım diye yani, yani. İkisi de benzer tavırda. Şimdi taktikleri... Hatta bana, ben İskender'i koymam oraya mesela. İskender şahane ben tabii, yani. Kıra döke gidiyor öyle maceracı bir şey gibi duruyor yani. Fatih Bey 33 yaşında vefat etmiş. Evet. Ariston'un öğrencisi. Evet, çok yani erken yaşta yapıyor ama şimdi yani... Doğru. İskender'in bir devleti var mı? İşte başkenti şurasıydı şöyle bir toprak... Doğru. Yok, başlıyor orada Makedonya'dan paldır puldır gidiyor Hindistan'a kadar. Baktığınızda Atatürk hepsini de eleştiriyor. Başta tabii hepsini eleştiriyor. Çünkü ben onların davaları farklı diyor. Bana sonra Atatürk'ün en temel farkı şu. Evet. Dünya tarihindeki bütün askerlerden ve bütün siyasetçilerden güç analizini çok doğru yapıp nerede duracağını biliyor. Kuvvet, zaman, mesela mekan. Atıyorum mesela Almanya o denli büyük savaş makinesi gidip Rusya'ya çatmasa bugün belki hala Avrupa'da Hitler'in kurduğu devlet devam ediyor olacaktı. Gücünü bilmeyip ben her şeyi yaparım diye yürüyünce çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Aynı teşekkür ediyorum. Aynı şey Napolyon için. Evet. Napolyon da gaza giriyor. İşte gitti, aynı esir alındı. Hitler'inki gibi onunki de darmadan olup gidiyor. Ve sonunda çok. İşte sürgünde bir yerde sen Helen gidiyor. Kayalıklarında git. Zaten Atatürk aynen. Öyle der. Onun çıkmayı ve geri çekilmeyi de biliyor. Atatürk tabii. Çok iyi güç analizi yapıyor ki burada bunu yapmalıyım. Geri çekilirim, ileri giderim. Evet. Burayı bugün alamazsam aynen. Yarın alırım. Evet. Şimdi Hatay meselesini ele alışı bambaşka bir muhteşem bir diplomasi örneği. Atatürk 20 sene daha yaşasaydı muhtemelen Musul'u falan da bir şekilde hallederdi diye düşünüyor insan. Çok önemli bir vurgu yaptınız. Teşekkür ederim. Ben unuttum onu. Mustafa Kemal Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa daha şimdi
Stratejide kuvvet, zaman, mekan olayı vardır Fatih Bey. Yani elinizdeki kuvveti kaynağı uygun yerde ve zamanda evet, kullanma sanatı aynen diyoruz. Aynen öyle. Bu çok önemli. Bir de sizin asıl vurgulamak istediğiniz konu amaç araç dengesi. Amaç ne? Düşmanı vatan topraklarından çıkarmak. Tabii. Peki araç ne? Ordu lazım. Peki bu orduyla mümkün mü? Yok. O zaman hayal kurmayayım. Bir yıl daha hazırlayayım. Hadise bu. Aynen. Yani diğer sizin söylediğiniz diğer komutanlarından ayıran farkı budur. Çok ya da işte atıyorum Musul'u evet almalı mıyım? Almalıyım. Bugün alabilir miyim? Bugün Musul almaya kalkarsam eldekinden de alabilirim. En iyisi biraz bekleyin. Evet. Aynen öyle. Bunu evet, açıkça evet, mecliste evet de söylemiş şöyle olabilecekleri. Evet, evet. Alırız, ama evet olabilecekler de şunlar şunlar şunlardır. Evet. Tabii. Ve 1683 yılında biraz önce söylediğim konu... Bak, bir şey soracağım hocam, evet, lafınızı kestim ama. Şimdi tam büyük taarruz öncesinde, daha doğrusu Sakarya Meydan Muharebe, o yaz öncesinde, 1922'nin o kritik yazı öncesinde Samsun'a Amerikalıların bombaladığı yolunda bir soru soruyor izleyiciler. Bende böyle bir bilgi yok. Samsun'un bombalandığını biliyorum şimdi ama Amerikalıların bombaladığını bilmiyordum. Doğru mudur bu? Şöyle, bizim tabii tarihimizde bu Türk İstiklal Savaşı'nda işgalci devletler arasında ABD pek görünmez. Ama ABD bu işgal kuvvetlerine daima gemileriyle, istihbaratıyla, danışmanlarıyla destek vermiştir. Bu bombalama silahla şöyledir. Samsun'da Yunan gemileriyle beraber gelmişlerdir. Onu takviye etmişlerdir, desteklemişlerdir. Yunanlar ama Yunanlar bombalıyorlar evet. Evet. Bu ABD'nin mesela İzmir'e çıkışında İzmir Yunanlar tarafından işgal edildiğinde ABD gemileri de var. Bunu unutmayalım. Çanakkale muharebelerinde İngiliz ve Fransızlar öndedir ama ABD gemide vardır. Ama biraz da geridedir. Onu parantez... O sırada zaten evet, uluslararası büyük bir aktör değil Amerika'da. Değil, değil. Ama vardır. Yani istihbarat desteği, teknik danışmanlık desteği var. Çünkü Wilson prensipleri var. Çevre gider. Şimdi 1608... Hocam bir şey söyleyeyim. Hocam, bir cümle ekleyeceğim ben de buyurun size katkıda olması açısından. Bu meclis açıldığı zaman 23 Nisan 1920... aynı gün Samsun'da ne yapıyorlar diyorsun derseniz İngilizler şeylerden gemilerinden aşağıya evet bir tabur çıkarıyorlar, indiriyorlar. Şöyle bir resmi geçiş evet şeklinde yapıyorlar. Samsun'da dolanıyor o İngiliz taburu ve tekrar evet gemilerine biniyor. Yani şimdi biraz önce söylemeye evet çalıştım. Bu 1683 yılında Osmanlı'da başlayan çözülme ve geri çekilme, toprak kaybı durdurulamaz. Ne zaman durdurulur biliyor musunuz? 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi. Ne kaç yıl sonra? Osmanlı'nın çözülmesinin durduğu yerdir. 238 evet yıl sonra durdururlar. Evet. Maalesef, maalesef. Kim durdurur bunu? 40 yaşında Mustafa Kemal Paşa ve onun silah arkadaşları. İşte savaş tarihine geçiş yeri odur o Sakarya. 200 yıllık çöküşün durduğu yerdir. 300 yıllık diyelim. 300. Yani evet öyle diyelim 300 yıllık. Durduğu yer orasıdır. Mesela Osmanlı durduramaz mesela. Yani 1071-26 Ağustos'ta Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı, yurt yaptı. Ama bu emaneti Osmanlı dağlara koruyamadı. Kim emaneti korudu? 13 Eylül 1921'de durduran, daha sonra 239 yıl sonra o ana kadar hiç uygulanmayan işgalcilerin vatandan çıkarılması süreci gelecektir. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın ne stratejisinin önemi orada yani dünya savaşlarına. Büyük taarruza gelelim. Büyük taarruz hemen o 13 Eylül 1920'de Sakarya Meydan Muharebesi zaferi kazanınca Mustafa Kemal'in düşüncesi bellidir. 14-15 Eylül'de bir gün sonra seferberlik ilan eder zaten. Neden? Hazırlık süreci var. Bunu meclis bilmiyor. Diğerleri bilmiyor. İsmet Paşa ile Fevzi Paşa ile bunu görüşüyor. Ve taarruz süreci başlayacak. Diyor ki biz taarruz edeceğiz, onları kovalayacağız. Fakat mecliste çok tartışmalı olur. Hemen taarruz edin, hemen saldırı yapın. Mustafa Kemal'in de bu işine gelir aslında gizlilik açısından, baskın açısından. Derler ki meclisteki o değişik gruplar Türk ordusunun demek ki savaşma azmi yok, taarruz gücü yok derler. Fazla da itiraz etmez Mustafa Kemal. Neden? Yunanlılar da Türk ordusunun taarruz edecek gücü yok diye bir inandılar. Öyle bir algı oluşursa iyi olur. Ve sonuçta Mustafa Kemal'in bu hazırladığı bu planda bu 14-15 Eylül'deki seferberlikten sonra yabancı askeri uzmanlar şöyle diyecektir Türk ordusu için. Türk ordusu çıplak denilecek kadar kötü giydirilmişti diyeceklerdir o zaman. Çıplak denilecek kadar kötü giydirilmişti. 18 Haziran 1922'de biraz önce Sinan Bey açıklamaya çalıştı. Orduda çatlaklıklar olur. Ali İhsan Sabis görevden alınır. Birinci ordu komutanıdır. Neden? Aslarını üstlerine karşı, İsmet Paşa'ya ve diğerlerine karşı kışkırtma alınan emirleri yapmıyor. Böyle değişik bir sistem uyguluyor.
En sonunda Mustafa Kemal'i araştırır, görevden alır. Mustafa Kemal, bakın burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ali Fuat Paşa'ya birinci ordu komutanını teklif eder. Ali Fuat Paşa bir gerekçeyle der ki, ben cephe komutanıydım. Kabul etmedim. Kabul etmem, İsmet Paşa'nın altına girmeyi. Onu makul görüyorum ben. Olabilir. Refet Bele eder, Refet Bele kabul etmez. Etmedi. Refet Bele'nin kabul etmemesini çok makul görüyorum. Neden? Çünkü 21-22 Haziran Amasya Genelgesi'nde imzalamamıştır Amasya Genelgesi. Bakın zor. Tarihi izleyenlerimize anlatmamız lazım. Refet Bele imzalamamıştır. Mustafa Kemal çok üzülmüştür. Yanında Ali Fuat Paşa vardır. Niye imzalamıyor? Ali Fuat Paşa gitmiş sıkıştırmıştır Refet Bele'yi. Okumuş, okumuş, okumuş. En sonunda mim işaretini koymuştur. Nokta. Ama ve Mustafa Kemal Paşa nutukta bunu gösterir meclise. Mim işaret. Neden? İleride bir şey olursa ben imzalamadım der. Refet Bele büyük bir ihtimalle, belki Ali Fuat Paşa'nın bilmiyorum ama Refet Bele, bu savaş nasıl olsa kazanılmayacak. İnanmıyorlar, kazanılmayacak. O halde ben birinci ordu komutanı olursam yenilmiş bir komutan Hacısı olmak hocam. İstemem. Ya onda bu altını çizmek. En sonunda Sakallı Nurettin Paşa'ya teklif eder. Nurettin Paşa zaten emirdedir, kabul eder ve birinci ordu komutanı olur. Ne zaman? Haziran 1922. Taarruza ne kadar var? 2 ay var. Bakın böyle de bir problem oluyor. Atatürk'ün kafasındaki üçüncü isim aslında Nurettin Paşa baktığınızda. Evet. Ve geldiğimizde Türk ordusu ve Yunan ordusu 230 bine çıkan, Türk ordusu ilk defa 200 bine gelir. Gelir değil mi orada? Evet. Geçiyorlar, hatta geçiyorlar. Ve muhteşem bir 207 bin. Yani ben yaklaşık söyleyeyim. Genelkurmay kaynağında... Benim bildiğim 207 bin, siz... Genelkurmay kaynağından onu okuyayım. Bir parantez açalım. Ya ben şurada genel söylüyorum da tabii. Getirdim ben onu da. Evet. Şöyle bakıyorum. Batı cephesindeki toplam kuvvet 199.283 er, yani 8.659 subay. Şöyle baktığınızda 207 bin küsur. Doğru. Evet, doğru. Yani yaklaşık 200-210 bin. Şeylerde, Yunanlılarda 210 bin civarı. Yok, daha 230 fazla. Bin. 230 bine yaklaşık 200, yani 225 ile 30 bin arası. Onu da verelim mi? Genelkurmay'ın kaynağına göre Yunan ordusu subay sayısı 6.564. 218 bin er. Yani 225, yani 224 bini geçmiş. Evet. Tabii. Ben 230 bine çıkıyorum yavaş yavaş. Az bir fark çünkü değil. Ve donanım çok daha olsun. Evet. O tabii o silah. Silah. Ve şimdi ona geleceğim. 50 küsur tayyare var. Onu geleceğim. 10 tane var. Bizde 10 tane var. Ona geleceğim. Evet. Bakın. Tayyare kaliteleri farklı, silah kaliteleri evet. farklı. Evet, evet. Şöyle oluyor. 4000 kamyon var. Çok garip bir uçurum var orada. Evet. 3818 araç var onlarda. Şimdi araçları da koyduğunuzda 7000'e falan varıyor. Tabii. Bizde ise kanılar var. Evet, kanılar var. Yani. Şöyle çok bir az sayıda motorlar var. Var, çok az sayıda. Güç mukayesinde şöyle. Personel, onların büyük bölümü tekalifi milliye ile alınmış araçlar dedin galiba. Tabii. Yani sizin dediğiniz gibi bizde 208 araç var. Var son 208 Berlioz kamyonlar evet, var galiba. Son zaman. Bayağı, bir de onlar dağınıktır, topluyorlar. Bizde sonra 208 araç var, onlarda 3900 araç var. Muhteşem fark var. Makinalı tüfek yönünden neredeyse 2 kat fazla güçlü. Top yönünden güçlü. Uçak yönünden onlarda 50 var, bizde 10 var. 5 kat fazla ama bizim asker sayımız onlardan 25 bin, 30 bin daha az. Ama tüfeğimiz 9 bin fazla. Kılıcımız fazla bizim. Fakat süvari. Normalde savaş uzmanları, savaş tarihi uzmanları taarruz eden tarafa 3 kat fazla güçlü olması lazım. Ama kendisi biraz daha az ama diyor ki Mustafa Kemal dengiz diyor, dengiz. Strateji ben diyor aslında. O zaman ne yapacağım stratejik olarak? 1. Direnişi kırmam lazım. 2. Baskın tesiri uygulamam lazım. Yani düşman komutanının kafasının beklemediği yer ve zamanda bir taarruz etmem lazım. Ve bunu unutmayalım, parantez açıyorum burada. Türk İstiklal Savaşı, yani Sakarya veya Büyük Taarruz, bazı kimilerinin dediği gibi, belgeleri bilmeyenleri kastediyorum, bazıları bilgisizlikten, bazıları kötülükten, İngiliz Savaşı değildir diyor. İstiklal Savaşı, Türk-İngiliz Savaşı'dır. İngilizler nerede? İngilizler Mudanya'da, İngilizler Bandırma'da. Çıkıyorlar. İzmit'te. İzmit'te. Şua fabrikasını bombaladılar. Tabii. Saldırıyor. İngiliz uçağı muharebede. Boğazlarda. İngiliz danışman boğazlarda. İşgal. Dolayısıyla. Çanakkale'de varlar hocam. Dolayısıyla bilerek söylüyorum. Ama yani mesela büyük taarruzda karşımızda İngiliz değil. Hayır karşınızda olmayabilir. O noktada uçak zaten. Var. Geri kanalede varlar. O noktada zaten yeterli askerleri yok. Çıkamazlar. Mümkün değil. Peki niye yollamışlar tabii. Mesela Yunanistan'a niye asker desin? İrlanda yani? Sorunu var o sırada. İrlanda sorunu var. İrlanda'da Michael Collins ayaklanmış durumda. Mısır sorunu var. Hindistan problemi var. Ve Anadolu. Kuzey varlar. Tabii. Irak'ta varlar. Evet Orta Doğu var. Musul var. Musul'da 100 uçaklık RAF Kraliyet Hava Kuvvetleri yığınak yapmış. Dolayısıyla yani sömürgelerden asker isteyecekler büyük taarruzdan sonra ben sıkışınca de onlar da bir Yeni Zelanda hariç evet. O Yeni Zelanda'yı da anlamış değilim Çanakkale'den sonra onlar tamam demişler yine. Evet.
Onun dışında kimse vermiyor. Evet. Asker vermiyor. Dolayısıyla bizimle savaşamazlar. Büyük bir tabii. Kıyamet kopuyor. İçeride, hala niye savaşıyorsunuz? Evet. Manyak mısınız orada? Evet. Çekilin buraya. Parlamentoda büyük muhalefet var. Lloyd George'a. Lloyd George'a kızıyorlar. Evet. Evet. Tabii. Şimdi, yani öyle göründüğü gibi değil. Değil. Yani ben savaşacak bilmiyorum Sinan değil. Bey katılacak tabii. mı bana. Evet. Ama işgalin en önemli parçası. İngiliz'in en önemli parçası. Ve Lloyd George. Harp, harp, harp hukukuna göre, çatışma hukukuna göre işgal etmiş, uçaklarla size savaşıyor, destek yapıyor. Bandırma'yı, Mudanya'yı işgal ediyor. İşgal ediyor. Yunanlılara İzmit'te kendileri var. İzmit'te biz var. Onlara taarruz ediyoruz. Şimdi bu savaştır bu. Bu savaştır. Eğer kötü niyeti yoksa bilgisizliktir. Onu söyleyelim. Bakın büyük, altını büyük oranı kötü niyet. Kötü niyet o zaman. Ya bazı tarihçiler bunu söylemek durumunda kalıyor. Üzülüyorum yani, da onun için. Ne olacak? Haysiyetsizliğin sonu ki ahır kabir yazmışlar yani, bugün bir yerde. Yani küçümsemek için Türk İstiklal Savaşı'nı sıradanlaştırmak için yapılan bir şey. Sonuçta böyle bir baskın uygulaması gerekiyor. Baskının uygulamak için daha açıklamadan Mustafa Kemal 5. Süvari Kol Ordusu'nu Ilgın'a yerleştiriyor. Ilgın hem kuzeye yakın hem güneye yakın. Dolayısıyla karşıdaki... Harita gelse miydi hocam? Efendim? Hocam haritalar kaldı. Ha harita evet. Tam harita. Harita 1. Harita 1. Harita bir. Sırası. Hemen doğru, bitirelim. Evet. Doğru. Harita 1. Şimdi... Nerede harita 1 arkadaşlar? Siz unutunca içerikler de... Herkes harita 1. Evet, evet güzel. Unuttuk. Ha çok iyi. Ben oraya mı gideyim oraya gideyim hocam. Harika. Buradan da anlatabilirim. Olur buradan anlatırım. Tamam. Şimdi... Dikkat edin. Bu süvari kolor tamam bu iyi. Bu iyi. Süvari kolor önce Ilgın'da tabii. Ilgın'da. Evet ben ha. Evet. Tamam. Güneyde harita güzel Konya ile Afyon arasında Ilgın'da süvari kolordusu hem kuzeye hem güneye. Bu bir gizlilik sağlıyor, baskın sağlıyor Mustafa Kemal için. Afyon'a yerleştirmekle yani Afyon'un gerisine bütün kuvvetlerini Afyon güneyine yerleştirmekle lojistik açıdan kolaylık sağlıyor. Fakat gizlilik açısından 28 Temmuz 1922 Cuma günü futbol maçı düzenliyor Akşehir'de. O çok futbol ilginç, maçına tabii. komutanlarla Bey, beraber futbol aslında futbol seyredecek seyrediyorlar. Futbol maçı evet. düzen turnuva. O, birinci, ikinci rakibi uyutmak için mi? Ordu, evet. ordu takımları Niye? Var. Ordu birinci, takım. İkinci ordunun takımı. Desinler ki ordu taarruz etmeyecek. Bak evet. maç yapıyorlar. Maç eğleniyorlar. Nerede? Evet. 27-28 maçtan bir gün önceki gece Fevzi Paşa, İsmet Paşa, ordu komutanları, kol ordu komutanları bu toplantı yapıyor. Genel planı açıklıyor. Her şeyi açıklamıyor. Hazırlanın. Yarın toplantı var diyor. Maç bitti. Saat 21'de toplantı başlıyor. 9'da. Sabaha kadar. Şimdi bu toplantı çok önemli. Bu toplantıda bütün ordu komutanları... Gün hangi gün? Cuma hangi, günü. Cuma, Cuma günü. Tarih 20... 28 Temmuz 1922. 27-28 gecesi yani 28'e evet, geçtik 28 artık. Temmuz evet. Cuma günü Akşehir'de. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Karargah orada. Herkes fikrini söylüyor. Kolordukom. Fakat Yakup Şevki Paşa var. Atatürk nerede? Şu anda Atatürk nerede? Atatürk Akşehir'de şu anda. Yani Konya'nın ilerisinde. Bu orduların bu büyük taarruz sırasındaki konuşlanışını gösteriyor ama. Bu konuşlanışı daha. Yani daha biraz evet. sonra anlatacağım bunu. Evet. Belki biraz erken getirdik. Fatih Bey burada 28 Temmuz'da bu Mustafa Kemal'in uyguladığı, şuradan ben anlatayım. Planı anlatıyor tabii. Burada uygun mu bilmiyorum. Duruşum uygun mu yoksa oradan hocam mı? Şuraya alsınlar daha iyi olur. Orada ışık evet. az oluyor. Çünkü. Ya, tamam iyi fena değil. Fena görünüyor. Buradan mı durayım evet, ben? Evet, evet. Buyurun. Mustafa Kemal bu planda 100 bin kişiyi güneye kaydırıyor Fatih Bey. Evet, yaklaşık o. 100 bin kişiyi. Ve, ve gizlice. Arkadaşlar evet. tabii. Görülüyor mu? Ben yönetmen koltuğuna girip oturayım mı? Şimdi orada Sayın Babiroğlu anlatıyor. Siz Babiroğlu'nu göstermiyorsunuz. Hah tamam mersi. Evet. 100 bin kişiyi kaydırması gerekiyor Mustafa Kemal'in planına göre. Çünkü burada ahır dağları var. Düşman bu ahır dağlarına, bu Afyon buraya 5 hat arka arkaya savunma meclisi yapmış. İngiliz kurmay subayları gelmiş, denetlemiş. Demişler ki Türkler bunu 4-5 ayda geçerlerse bir günde geçtiklerini kabul edebilirler. Ve olumlu rapor veriyor İngiliz Genelkurmay Başkanı'na. Doğrudur diyor. Savunma. Doğru. Dolayısıyla 5 savunma hattı, ahır dağları... Kuvvetin çoğunluğu burada olunca Hacı Anesti 500 kilometre batıda İzmir'de, Trikopis burada. Diyorlar ki buradan taarruz etmeleri pek mümkün değil. Deli olmaları lazım. Dolayısıyla taarruz edemez. Ederlerse geçemez. Yukarıdan bekliyorlar. Ama yukarıdan bekliyorlar. Ben de öyle bekliyorum hocam. Doğru. Şimdi burada, bu siz altılısın. Bu haritada şaşırtıcı olan şu. Evet. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir
diyor. Ama Akdeniz'e sırtı dönüyor Türk orduları. Şeye doğru, Marmara'ya doğru. Evet, şimdi. Şu anda sanki Marmara'ya geçecekler gibi görünüyor. Doğru, kuzeye doğru. Ama o tabii 30 Ağustos'ta değişecek. Hemen ben bitireyim Sinan Bey'e vereceğim. Evet. Şimdi burada 100 bin kişinin buraya kaydırılması lazım ki bu kuvvet oluşsun burada. Yani 4 kolordu, 5 kolordu olacak. 5 kolordu. İlk defa 200 bin bulmuş. Şimdi ikinci ordu burada. Birinci ordu burada. İkinci ordu komutanı Yakup Şevki Paşa, Mustafa Kemal'in ve diğer bütün komutanların, Fevzi Paşa'nın, İsmet Paşa'nın harp okulundaki taktik ve strateji hocası. Biraz da yaşlı. Temkinli ve garantici tedbir. Diyor ki, herkes fikrini söylüyor. Genelde anlaşıyorlar. Kalkıyor Yakup Şevki Paşa. Diyor ki ben İsmet Paşa'ya daha önce yazılı olarak bu düşüncelerimi ilettim diyor. Bu şekilde yaparsak bir 100 bin kişiyi gizli olarak kaydırmamız mümkün değil. Düşman açığa çıkar. İkincisi bu şekilde biz saldırırsak, taarruz edersek orduyu kaybederiz. Orduyu kaybedince mühimmat da yok. Bizi meclisin önünde asarlar. Vatan haini oluruz. Mustafa Kemal hocası olduğu için saygı duyuyor. Tekrar anlatıyor ona planı. İsmet Paşa anlatıyor, ikna olmuyor. Yok diyor, ben ikna olmadım. Biz diyor böyle bir şey olmaz diyor. Ben, çünkü o sürekli akademideki şeyi. Klasik bir savaş taktiği. Klasik bir savaş taktiği. En sonunda diyor ki biz hain oluruz. Meclisin önünde asarlar deyince Mustafa Kemal hiddetleniyor. Hocası ama kalkıyor ayağa. Diyor ki paşam paşam diyor. Siz merak etmeyin. Tarih önünde bütün sorumluluk bana ait. Beni asarlarsa, asacaklarsa beni asacaklar diyor. Merak etmeyin diyor. Emri ben veriyorum diyor. İsmet Paşa ciddiyeti anlıyor, kalkıyor. Komutanım diyor, kusura bakmayın. Bütün herkes fikirlerini söylüyor. Yakup Şevki Paşa da fikrini söyledi. Sonuçta bu emir uygulanacak. Yakup Şevki Paşa emredersin de uygulayacağız. Hoca saygılı ama inanmıyor. İnanmıyor. Ve sonuçta 26 Ağustos, buraya 25 Ağustos'ta yanaşıyorlar Kocatepe'ye. Önce Şuhut'a, Kocatepe'ye. 26 Ağustos sabahı saat 3'te çıkıyorlar özetle. Sis olduğu için bir saat geç başlıyor topçu atışı ve başlıyor. Burada Kocatepe'deki resmi muhteşem Mustafa Kemal'in. Kocatepe tam nerede kalır orada? Kocatepe şurada bir yerde kalıyor. Afyon'un gerisinde. Ve o Kuvayi Milli Destanı'nda Nazım Hikmet'in yazdığı ve mavi gözleri çakmak çakmak yürüdü uçurum başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklar üzerine yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Afyon Ovası'ndan Kocatepe'ye atlayacaktı. Afyon Ovası'na atlayacaktı. Şeyi buradan, o resimden, Kocatepe'den. Başlıyor taarruz. Taarruz başlayınca Mustafa Kemal olduğu şekilde gelişiyor. 28 özetle gidiyorum. 29 Ağustos'a geldiğinde Mustafa Kemal'i sabaha karşı uyandırıyor. Tevfik Bıyıklıoğlu, kurmay binbaşıdır. Kimin? Batı cephesinin kurmay heyetinden bir kurmay subay. Önce İsmet Paşa'ya geliyor. Fevzi haritayı inceliyorlar. Düşman sarılmış. Diğer ikinci harita. İkinci harita arkadaşlar. İkinci harita. Ben özet geçiyorum. Düşman sarılmış bu şekilde. Ve geri çekilme var. Mustafa Kemal 29 Temmuz'da uyandırıyor. Tevfik Bıyıklıoğlu'nun getirdiği haritaya bakıyor. Zaten ezberlemiş haritayı. Tamam diyor. Bitti. Hemen İsmet Paşa ile Fevzi Paşa'yı çağırıyor yanına. İsmet Paşa'ya diyor ki sen burada kal Afyon'da. Sen yönet. Bu arada Kazım Karabekir nerede? Kazım Doğu'da. Doğu cephesi. Fevzi Paşa'ya sen ikinci orduya Yakup Şevki Paşa'nın yanına git. Oradan kuşatmaya devam etmesini söyle, yanında bulun. Ben en kritik yerde buraya yavaş yavaş Dumlupınar'a doğru gidiyor. Ve 30 Ağustos'ta o meşhur muharebe, buna başkomutanlık meydan muharebesi diyorlar, yanlıştır. Başkomutan meydan muharebesi. Başkumandan veya baş... Neden? İsmet İnönü öyle kullanır, doğrusu da odur. Başkomutan, başkomutanlık değil. Başkomutan meydan muharebesi olur. Ve 31'inde muharebe alanına gittiğinde oradaki bir felaketi görür. Ve orada çok güzel bir konuşması vardır. Felaket nedir? Düşman ölüleriyle... Binlerce ölü. Olmuş bir hadise. Biraz sonra okurum. Üzülür ona ama der ki bizim yüzümüzden değil. Bu bizim kendi toprağımız. Çok kötü. Orada bir askeri sancağı... Yunan kaybı ne kadardır orada? Yunan kaybı 130 bindir sonunda.
büyük tarz. Büyük bir. Çünkü büyük bir başarı var. Ha, burada tabii ordu tamamen ortadan kalktı neredeyse. Buradaki plan ne? En sonda Yakup Şevki Paşa, Fevzi Paşa der ki Yakup Şevki Paşa, bak başardık. Emin misin diyor. Başardık mı? Nasıl başardık diyor. Mustafa 5 ayda geçilen denen yeri 3 günde geçiyor. Geçti. Geçti. Neden? Baskın. Burada Fahrettin Altay'ın 5. Süvari Kol Ordusu'nun tarihi önemi vardır. Altını çizmek lazım. Burada uygulanan taktik, strateji Fatih Bey, Hitler tarafından Yıldırım Harbi doktrini olarak tanklarla uygulanacaktır. Yani Blitzkrieg'in mucidi aslında burası. Evet, Yıldırım Harbi. Motorize olmayan Yıldırım Harbi doktrinidir. 400 kilometre... Orada motor yok da yapacak bir şey yok. Yok, tabii motorsuz Yıldırım Harbi. Motorsuz Yıldırım Harbi. Motorsuz, evet. Ama buradaki, buradaki önemli olan ne? Sonra Mustafa Kemal anlatır. Burada bir Yunan sancağı vardır. Onu alın topa ağırlık koyun der. Evet. Mustafa Kemal'in büyüklüğü orada zaten. Önemli bir komutanlık. Derler ki bu plan ne? Nasıl yaptınız? Hannibal'ın Roma seferindeki 2. Pön Muharebesi'ndeki Cannae Muharebesi planı, manevrası. Onu biliyor. Ben Cannae Muharebesi planını inceledim. Siz de internete girin. Aynen bu plan. Hannibal'ın uyguladığı plan. Cannae diyor. Peki mesela o zaman askeri okullarda bu okutuluyor mu? Okutuluyor. Ha, okutuluyor. Okutuluyor ama kendisinin özel ilgisi var. Yani bunu diğerleri bilmiyor. Kendisinin özel ilgisi. Onu uygulayarak bu şekilde çekiliyor ve en sonunda 400 kilometreyi 30 Ağustos'tan sonra 400 kilometre günde 40-50 kilometreyi bu kahraman ordu kat ederek İzmir'e varıyor. Yürüyorlar. Muhteşem. Çarıklarla. Muhteşem. Normalde bugün yürüyemezsin yani. Trekking yapacaksın desen yürüyemezsin. Mümkün değil. Muhteşem. Müsaade edersen son cümlemi bağlayayım. Son cümleyi bağlayayım. Evet, reklam arası vereyim, sonra evet, Sinan Hoca'ya dönelim. Tabii. Muhteşemdir burada. Evet. Şöyle geçiyor. Diyor ki muharebe meydanında. Muharebe meydanını dolaştığım zaman 31 Ağustos'ta... Arkadaşlar şu fotoğrafları da göstereyim mi? Naim Hoca'nın getirdiği fotoğrafları bir peşe. Muharebe meydanını dolaştığım zaman ordumuzun kazandığı zaferin büyüklüğünü ve buna karşılık hasım ordusunun diyor. Bakın düşman ordusu demiyor. Mustafa Kemal'in büyüklüğü burada. Evet, evet. Düşmanı muhteşem. Asla evet. Küçümsemez. Küçümsemiyor. Aşağılamaz. Hasım ordusunun diyor. Evet. Muhteşem bir şey. Herkeste bulunmaz bu özellik. Hasım ordusunun uğradığı felaketin dehşeti beni çok duygulandırdı diyor. Ondan sonra sizin bildiğiniz biz kendi toprağımızı savunuyoruz. Haklıyız. Meşru bir savaş ve o, olduğunu anlatıyor. Hani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. 1 Eylül'de veriyor onu. Neden Akdeniz? O zaman zaten Ege Denizi yoktu. Zaten şu anda denizcilik literatüründe Marmara girişine kadar olan her yer Akdeniz'dir. Yani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Emrini veriyor ve 9 Eylül Cumartesi günü zaten İzmir'e varıyorlar. Günde 950 kilometre. Ondan sonra 19 Mayıs 1919'da başlayan bu yolculuk Fatih Bey 18 Eylül 1922'de yani 3 yıl 4 ay sonra Erdek'te 18 Eylül'de Yunan Birliği'nin çekilmesi veya kaçmasıyla son bir buluyor. Buradaki Yunanların tabii müthiş bir zayiatı var. 130 bin. Fakat buna küçük Asya felaketi diyorlar. Evet. Daha sonra hemen Kasım 1922'de yaptıkları yargılamada sanıyorum 28 Kasım 1922'de 28 Kasım, evet. İdam ediyorlar. 6 kişi kurşun eziyorlar. Evet, bunda Hacı Anesli vardır. Başbakan vardır. Genelkurmay Başkanı vardır. Danışmanları vardır. Evet. Altı devlet adamını kurşuna diziyorlar. Ordu hani bazıları küçümsüyor. Var. Diyor ki Yunan ordusu 230 bin kişiden 130 bin zayiat. Altı devlet adamı kurşuna diziliyor Atina'da. Bir ay sonra bunların içi başbakan, kral makamını kaybediyor, koltuğunu kaybediyor. İngiliz hükümeti düşüyor. Ve diyorlar ki efendim Yunanlar yoktu ki küçümsenecek bir şey. Peki 130 bin kayıp ne? Yani 130 bin. İntihar mı ettiler? Ne oldu? Niye altı devlet adamını kurşuna dizdi Atina? Ve Atina ve Yunanistan niye buna küçük Asya felaketi şöyle der? Felaketi çok küçük olduğu için mi der? Trikopis'in anları var. Yani, diğer generaller... Yani kendi savaşını, kendi zaferini küçültmeye çalışan bizden yani, bir yoktu. Olamaz. Hele böyle bir zafer ki bunun örneği çok az dünyada. Bunu yabancılar bize... Şimdi böyle dandik dündük işleri muazzam başarı evet, önüne getirip de... Şimdi böyle bir zafer... Şimdi sonuca geliyorum. Reklam arası duracağım şimdi. Öyle mi? Bitiyor mu? Bitirin de... Diyor ki Mustafa Kemal buna diyor Rum sındığı savaşı diyorum diyor. Öyle deyin diyor. Niye Rum sındığı savaşı? Rumların kalbinden sındırdığımız savaş. Niye? Çünkü 1363'te sırf sındığı savaşın diyor. Rum sındığı ve kurt kapanı taktiğinden faydalanıyor Hannibal'ın o meşhur Cannae Muharebesi'nde. Ve Fatih son cümleyi söyleyebilir miyim? Bitirin. Son cümle. Son cümle.
Fahri Rıfkı Altay tenkit edilir edilmez ama 30 Ağustos için şöyle diyor. Ben de aynen altına imza atıyorum. Diyor ki nemiz varsa, bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı doğunun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını diyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini her şeyi 30 Ağustos zaferine basıyor. Ben de öyle diyorum. Türklerin eğer Anadolu'dan sürülmesini zafer... engelleyen evet. zafer bu. Evet. Evet. Eğer 30 Ağustos olmasaydı zafer olmaz. Bugün bir vatanımız yok. Fatih Bey ne siz kesinlikle. Beni davet etme imkanına sahip olacaktınız ne de benim Sinan evet. Meydan'la beraber aynı yerde ya da değerli hocamla beraber konuşma imkanı bulamayacaktık. Ne de 26 evet. Ağustos'ta 2020'de gidip Malazgirt'i kutlama şansımız olacaktı. Yani... Hepsi ayrı ayrı ülkede olacaktı bunların çok. Aynen öyle. Malazgirt yani... şu anda Ermenistan sınırı içerisinde. Yani Ayasof... Artık herhalde Malazgirt'i kutlamayacaktı. Yani... Bizim için bir anlamı olmayacaktı. Bir de bütün 35 türbe. Padişah'ın 35 türbesi işgalcilerin çizmeleri. Ya Ayasofya'yı açamayacaktın. Ayasofya'yı açamayacaktın. Ayasofya'yı ibadete açamayacaktın. Çünkü Ayasofya evet. ya teslim edilmesin diye patlatılmış, yıkılmış olacaktı. Patlatılmış, yıkılmışsa şimdi tepesinde haç olacaktı. Yunanlılar çan takmak istiyorlar. Ciddi projeleri vardı. Evet, var. Evet. Bir reklam... Bitti değil mi hocam? Bitti, bitti. Ben bir reklam arası ya. Sonra Sinan Meydan son sözleri söyleyecek. Ah komutanım, rütbenizi kullanarak bir cümle daha etmek istiyorum diye. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani, aynı Atatürk gibi boynumuz kalıyor. Estağfurullah. Bir şey diyemedim. Çok buyurun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz başlangıcında yaveri Muzaffer Bey'e der ki 15 günde olacağız İzmir'de der. Not al der, alır. 14 günde olur. Muzaffer de der ki Muzaffer Bey'e 14 günde olduk ama benim hatam değil. Karşıdakilerin daha fazla dağılmasından der. Yani ben 15 gün... Yunanlıları daha dinlenir diye bekliyorum. 21-22 evet. Ağustos'ta evet. çok önemli hazırlık vardır. Çalıkuşu romanını okur. Reşat Nuri Güntekin'in Akşehir'de. Akşehir'de. Ve ertesi gün yandakilere verir, İsmet'e de verir. Anlatır bir cümleyle o Anadolu'daki o öğretmenin yaşadığı muhteşem bir şey. Neden anlatıyorum? Okuma alışkanlığı muharebede bile. Trikopis'i 2 Eylül'de asir alır. Der ki Trikopis'e, general der, merak etmeyin Napolyon da esir düştü. Eğer vicdanınız rahatsa fazla üzülmeyin. Birkaç şey ister, yapar. Ondan sonra mübadeleye gider. Trikopis yargılanır, idamdan kurtulur Trikopis. Esir alınması sayesinde kurtuldu. Evet. Eğer gitseydi, tabii eski Genelkurmay Başkanı, eski başkomutan idam edildi. Kaçmadığı için. Evet, o da idam edilecekti. Kaçmadı. Bir de verilen emri yerine getirdiğini tabii. belgelediği için. Yani evet. Çünkü Hacı Anesli 500 kilometre geride yönetiyor. Çok büyük bir hata. Evet. Esir aldığı komutan İzmir'de yattı. Daha sonra Mustafa Kemal ebediyete intikal ettikten sonra Atatürk her yıl Atina Türk Büyükelçiliğine gider Cumhuriyet Bayramı'nda ve Mustafa Kemal Paşa Atatürk'ün önünde saygı duruşunda bulunur. Muhteşem bir şey. Ve Mahatma Gandhi der ki ben der İngilizleri Mustafa Kemal yeninceye kadar İngilizleri tanrı zanneder. Tanrı zannederdim der. Son General Bertrand vardır Mustafa Kemal'in Çanakkale Muharebesi'nde dövüştüğü Anzak komutanı. Mareşal yapılmıştır Londra'da iyi dövüştüğü için. Yenilmiş ama iyi dövüşmüş. Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal ettikten sonra 80 yaşındadır. Ayağı şiştir hasta olmasına rağmen doktorların ters rapor vermesine rağmen gelir 21 Kasım 1938'deki Mustafa Kemal'in geçici olarak cenazesi. Evet selamlar asasıyla muhteşem bir şey. Ve işte... Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya savaş tarihine kaydedilişi budur. Yani Sadabat Paktı, Balkan Antantı, Hatay'ın tek kurşun atılmadan alınma sistemi budur. Ve ben son cümle olarak teşekkür ediyorum Fatih Bey. Diyorum ki o üç Mustafa, Mustafa Kemal Paşa, Mustafa İsmet Paşa, Mustafa Fevzi Paşa ve onun bütün silah arkadaşları ve en önemlisi vatandan milletten başka sevgili tanımayan o kuşağın önünde bize ne düşer biliyor musunuz? Saygıyla ve büyük bir sevgiyle eğilmek düşer. Sevmeyi bırak hocam. Ne der biliyor musunuz? Sevmesinler de evet. saygı duysunlar. Hasan Fehmi Ataç Maliye Bakanı'dır. Büyük taarruz hazırlıklarında der ki, çünkü subayların çoğunun eşleri başka yerde. İstanbul'da, orada, burada. Para yok. Eşleri aç kalıyor. Çocukları aç kalıyor. Şikayetler var. Hasan Fehmi Ataç Maliye Bakanı der ki, bana defterdarlara hesap getirin. Getirirler. Sonuç şu.
Bazı birliklerde 14 ay, bazı birliklerde 2 aydır maaş alamayan subaylar var. Ve bu subaylar 27 Ağustos'ta görevini zamanında yapamadığı için yaşamına son verme onuruna sahip subaylar. Albay Reşat Çiğiltepe gibi. Şimdi biz bu vatandan, milletten başka sevgili tanımayan o kuşağı sıradanlaştırmak ya da onlara haksızlık etmek. Yani en basit tabiriyle ne diyelim? Yani haksızlık değil mi? Tarihe böyle bir haksızlık, tarihi görmeme, tarihe nankörlük değil mi? Ama şu var, tarih nankör değildir Fatih Bey. Asla bir hizmeti unutmaz. Hocam olmuyor işte. Evet. Teşekkür ediyorum. Yırtılsalar da olmuyor. Sağ olun. Bugün isteseler de, istemeseler de, sevseler de, sevmeseler de bu kutlamaları kabullenmek, izlemek zorunda kalıyorlar. Evet. Ve coşkuyla da kutladık halk olarak. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim kızım dahil tişörtünü giymiş, bayrağını almıştı. Bütün siteyi örgütlemiş. Ben de onu sosyal medyaya koydum. Aynen. Yürüdüler. Yani üstüne gidildikçe güçlenen bir şey, enteresan bir şey. Yani şey gibi böyle üstüne çökünce... Bugün ben bir Instagram hesabına koydum böyle bir şey. Karaladıkça daha net, daha belirginleşiyor diye. Aynen öyle bir durumla karşı karşıyayız. Neyse devam edelim. Detaylara kadar halkımız kurtuluş mücadelesini öğrendi. Kurtuluş mücadelesini öğrendi. Şimdi hocam benim ilgimi çeken meseleden bir tanesi şu. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nın en önemli aşaması bu. Anadolu bununla beraber düşmanı arınıyor. Fakat Trakya ve diğer taraflar dolu. Bunun diğer yerlere etkisi ne oluyor? Yani... Şimdi sonuçta Trakya'yı biz savaşarak almıyoruz ama o savaşın etkisiyle Trakya'da kurtuluyor, doğru. İstanbul'da kurtuluyor, Boğazlar hariç her yere hemen kurtuluyor. Nedir o etki, nasıl oluyor bu iş? Şöyle domino etkisi diyebiliriz bunu aslında. Şöyle oldu, şimdi büyük resme bakmak lazım. Yani demin Naim Bey'in anlattığı gibi milli mücadeleye baktığınız zaman ya da hocamın anlattığı gibi arkada İngiliz emperyalizmi var. Ve Anadolu'da işgal kuvvetlerine baktığınız zaman en kilit konumda olan ülke İngiltere. Yani bu işi organize eden ülke. Ve Lloyd George Londra'da baktığınızda resme. Şimdi Yunan ordusuna güveniyorlardı ama Sakarya'da güvenleri sarsıldı İngilizlerin. Yani Yunan ordularının Sakarya'da tutunabileceklerini ve Ankara'ya ilerleyebileceklerini ve bu işi bitireceklerini düşünüyorlardı. Ve İngiliz raporlarına baktığınız zaman İstanbul'dan Londra'ya gönderilen raporlara baktığınız zaman Yunan ordusunu incelemişler, gitmişler, haftalarca karargâhta kalmışlar ve Yunan ordusunun çok iyi tahkim edildiğini ve kesinlikle bu savaşı kazanacağını düşünüyorlar. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Sakarya'da olağanüstü bir direnişi de durdurduk. Ondan sonra İngiltere'de tereddütler başlıyor. Yani Yunanistan'ın arkasında duralım mı, durmayalım mı, silah verelim mi, vermeyelim mi? Lloyd George hala arkasında duruyor ama baktığınızda kabinede ki bazı üyelerin artık Yunanistan'ı desteklemenin akıllıca olmadığını söylemeye başladıklarını görüyoruz. Şimdi büyük taarruzsa artık son nokta. Yani 30 Ağustos 1922'de başkomutan meydan muharebesinin kazanılması ve Türk ordularının İzmir'e doğru ilerlemeye başlamaları üzerine Londra'da kıyamet kopuyor. İngiliz arşivlerini taradığınız zaman ortaya çıkan tablo başka bir gurur vesikası bizim için. Çünkü öyle tedirgin olmuşlar ki geç öğrenmişler bir kere taarruzu. Yani Mustafa Kemal Paşa batıdan da çok iyi saklamış. Hafta sonuna getirdi özellikle. İngiltere'de ve Fransa'da tatile denk ki cumartesi günü özellikle taarruz gerçekleştirildi. Ve taarruz çok gizlendi. 28'inde anca öğrenebiliyorlar. Yani İngiltere 28'inde öğreniyor. Yunanistan'da gerekli bilgiyi vermedi. Yunanistan'a saklıyor tabii gerekli bilgi verilemiyor ve tabii panik halindeler. Hatta General Harrington mesela çok ilginç zavallılıklarını görmek açısından İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı Londra'ya gönderdiği raporlar var. Bakın 3 Eylül tarihinde, 5 Eylül tarihinde Londra'ya raporlar göndermiş. Diyor ki Akşehir'de tutunabilir Yunan orduları diyor. Akşehir'de tutunabilirlerse, Alaşehir'de tutunabilirlerse... Hala... Çünkü onlar daha önce denetlediği için orayı kendi raporunda da biraz Tabii Harrington daha önceki raporları bir anlamda suya da düştü. Şimdi hala bir tutunma umudu var. Fakat 9 Eylül'den itibaren hatta 8 Eylül'de artık İzmir'de Yunan ordusu, Yunan askeri yoktur. Yani 8 Eylül'de ayrılmışlardır gemilerle. 9 Eylül'de Türk orduları İzmir'e girdiğinde artık İngiltere ki zaten o sırada bir mütareke teklifi yapılmıştır. Yunanistan daha önce mütareke teklif etti. Yani Yunanlılar baktılar ki tutunamıyorlar. İngiltere aracılığıyla mütareke teklifinde bulundular ama İngilizler saklamışlar bunu birkaç gün. Yani mütareke teklifini sunmamışlar. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine diyor ki ayın 10'undan itibaren
gelecek olan mütareke tekliflerini kabul etmeyeceğiz. Ve şimdi bakın orada çok ilginç bir nokta var. Türk orduları İzmir'e doğru ilerlerken yine İstanbul'da General Harrington'ın tedirginliği devam ediyor. Ve yazışmalara baktığımızda şunu görüyoruz ki Harrington diyor ki ya ilk hedefleri Akdeniz'de diyor. İkinci hedef Çanakkale olursa ne yapacağız? İkinci hedef... Çünkü yukarıdaki işgal devam ediyor. Evet, Mustafa Kemal Paşa Türk ordularına ikinci bir emir verebilir. İkinci hedefiniz İstanbul Boğazı'dır, İstanbul'dur, Çanakkale'dir. Ki orası İngiliz işgali altında ve bir de tarafsız bölge ilan etmişler. Çanakkale ve civarında. Ki biz tanımıyoruz onu. Ve hakikaten böyle oluyor. İzmir'in kurtarılmasından sonra 18 Eylül'de Anadolu'da artık Yunan askeri yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara verdiği emir, ordular Çanakkale'ye doğru yürüyorlar. Evet. Ve biliyorsunuz Erenköy'e işgal edecekler, Erenköy'e girecekler Çanakkale'de. Orası tarafsız bölgedir. Ve bu sırada Mustafa Kemal Paşa Trakya'nın boşaltılmasını da isteyecek. Ve bakın burada ilginç bir şey var. Hakikaten bunları okuyunca insan gurur da duyuyor. Mesela ayın 20'sinde, 20 Eylül 1922'de İngiltere, Fransa, İtalyan temsilcileri Paris'te buluşmuşlar. Evet. Bu çok ilginç. 3 gün boyunca neyi tartışıyorlar biliyor musunuz? Mustafa Kemal'e ne cevap vereceğiz? Trakya'yı boşaltıp vereceksiniz diyor. Geliyor çünkü. Ne kadar İngiliz askeri var Boğazlar'da? 8000 jandarma aşağı yukarı. Ve sömürgelerden istenen askerler var. Sömürgeler yollamıyor. Fransa İstanbul'daki kuvvetlerini çekti. İtalya zaten çekildi ve kesinlikle İngiltere'ye destek olmayacaklarını deklare ediyorlar. Yalnız bıraktı bakın İngiltere'yi de Mustafa Kemal Paşa. Ve 3 gün boyunca Paris'te Mustafa Kemal'e ne cevap vereceğiz? Ve sonunda mütarekeyi kabul ediyorlar. Trakya'yı savaşsız teslim etmeyi kabul ediyorlar. Ve Mudanya'da biliyorsunuz görüşmeler yapıldı. Mudanya mütarekesi. Mudanya mütarekesi orada da yine bir... Mudanya mütarekesi büyük taarruzun kazanılmasının getirdiği önemli sonuçtu. Çok önemli. Büyük taarruz olmasa o mütareke olmayacak. O mütareke olmasa Trakya'daki İstanbul'daki Lozan olmayacak. Oradan da Lozan'a da yol açıldı. Hepsi Mondros'un yerine ikame edilen diyelim. Mondros ateşkesinin yerine yeni bir ateşkes. Mudanya ateşkesi. Ama Mudanya'nın şartlarına bir tanesi de Trakya'nın temizlenmesi. Yani kayıtsız şartsız boşaltılması ve Türkiye'ye teslim edilmesi. Sinan Bey bir reklam arası verelim, devam edelim. Bir cümle kurayım reklamdan önce. Şimdi orada bakın Mudanya mütarekesi devam ederken de işleri yavaştan alıyor. Ve mütarekeyi bir türlü sonlandırmıyorlar. İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa'nın kesin talimatı var. Zannedersem 6 Ekim 1922. Mustafa Kemal Paşa diyor ki şu tarihe kadar mühlet vereceksin diyor. O tarihe kadar bu mütareke sonlanmazsa biz yürüyoruz. Ve mütareke 11 Ekim'de sonlandı. Evet. Yani bu nedir? Yunanlılar yok ama başka yani, gemi. Tabii. Evet. Süngünün gücüyle değil, diplomasinin gücüyle. Süngüyü uzaktan gösteriyor, diplomasiyi kullanıyor. Tabii ki süngünün gücü olmasa bu diplomatik gücü devreye sokamazsınız. O bakımdan aslında bunda... Her açıdan aslında örnek yani. Kısa bir ara devam edeceğiz. Trakya, Marmara nasıl kurtarıldı? Şimdi sen hocam bir iki tane soru var. Onları ben hem cevaplayayım hem de size sorayım bazılarını. Gerçekten bazılarınız diyorsunuz ki Küçük Asya felaketi. Yani felaket küçük değil. Küçük Asya. Asia Minor. Minör. Asya Minör. Küçük Asya. Felaket küçük değil. Asya küçük. Yani Anadolu'ya Küçük Asya diyor İngilizler. O yüzden yoksa felaket büyük. Küçük Asya. Asya coğrafya küçük. Olarak. Coğrafya olarak Küçük Asya. Yani Anadolu demiyorlar, Küçük Asya diyorlar. O yüzden yoksa felaket. Adına da Küçük Asya ona, Seferi diyorlar. Yunanlar da şöyle diyormuş. Mikro Asyatiki katastrofi. Yani Yunanlıların söylediği şekliyle. Küçük Asya felaketi. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada şeyi soruyorlar. Bütün bu dönem, bu günlerde yani bu büyük taarruz sırasında İstanbul ne yapıyor, Vahdettin ne yapıyor, İstanbul'da durum ne? İstanbul'da İngiliz işgal kuvvetleri hala varlıklarını koruyorlar. General Harrington'ın kontrolü altındalar. İstanbul'da yönetim Türklerde değil baktığınız zaman. Padişah'ın çok dar bir bölgede bir yönetimleri evet, var. Evet, orada aslında... Toplamı 7-8 kilometre karelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir temsilcisi var, Hamit Bey.
Fakat baktığınız zaman bütün işte jandarmasından tutun yönetim birimlerine kadar tamamına el koymuş durumdalar. Fakat büyük taarruz bu tabloyu değiştirecek. Yani büyük taarruzun bir süre sonrasında Mustafa Kemal Paşa oraya bir temsilci daha gönderecek. Refet Paşa gidecek biliyorsunuz. Belli sayıda askeri birlikle. Şimdi bu demin Refet Paşa ile ilgili bu görevi kabul etmesiyle ilgili negatif olabileceği söyledi. Ama yine de güveniyor Atatürk'e yolluyor. Tabii yani, savunma bakanı da oluyor. Tabii ki yani tabii. Mustafa Kemal Paşa elindeki kadroyu en çok önemli, güzel şekilde, verimli şekilde çok kullanan önemli bir lider ama tabii biz bugünden baktığımız zaman, tarihi belgeleri gördüğümüz zaman ister istemez eleştirdiğimiz noktalar var. Artıları var, eksileri var. Bunları ortaya koyabiliriz. Fakat bu şu gerçeği değiştirmez. Refet Paşa'nın da, Ali Fuat Paşa'nın da hakikaten milli mücadelede önemli Nutuklu rolleri var. Nutuk'ta Atatürk, evet ağır eleştirileri vardır. Fakat belgelerle ortaya koyduğumuzda hakikaten elindeki askeri kadroyu ve siyasi kadroyu en iyi şekilde kullanmış. Vahdettin'in durumu şu, bakın tabii çok enteresan. Bunlar nedense konuşulmuyor ama İngiliz arşiv belgelerinde bunlar yazılı. Büyük taarruzdan 7 gün önce İngiliz temsilcisiyle görüşüp İngilizlerden Anadolu'daki milli hareketi bir kere daha bitirmelerini istiyor. Yani sarayın gittiğinin farkında, yani saltanatın devrileceğinin farkında, cumhuriyete taşıyacaklarını tahmin ediyor. Devrilmiş değil mi yani? Yani meşruti monarşi. Bir saltanat var, bir saray var, bir taht var. Yani Vahdettin onu koruyabileceğini düşünüyordu. Onu hala koruyabileceği inancı var ve o inanç... Bir de evlendi falan dedi o tarihlerde. Evet, Naim Bey Sakarya'yı yazdı. Evet, Sakarya'da ben müsaade dersen... Buradan... Savaş yıllarına denk geliyor. Savaş günlerine çünkü evlilik. Şimdi biliyorsunuz Sakarya Savaşı, yani Sakarya Meydan Muharebesi diyelim, savaş demeyelim. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos, 13 Eylül 1921 arasında oluyor. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922'de başlıyor. Tabii Vahdettin padişah. Ancak İstanbul hükümeti Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'na karşı. Dolayısıyla padişah İngilizlerle beraber, yani İstanbul'daki işgalcilerle beraber Mustafa Kemal'e karşı hareket ediyor. Fetvalar yayımlıyor onlara karşı ve İngilizlerle de anlaşma Çünkü yapıyor. Mustafa Kemal kazanırsa artık kendisinin kalamayacağını biliyor herhalde. Aynen öyle. Fakat tabii o anda işte Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken en şiddetli zamanlarında 1 Eylül 1921'de Yıldız Sarayı'nda Padişah Vahdettin bir düğün yapıyor. 18 yaşında Nimet Nevzat Hanım da 5. evliliğini yapıyor tabii. Yani böyle de bir durum var. Tam Sakarya Meydan Muharebesi'nin ortasına gelen böyle bir düğün var. Tamam neyse bu konuyu kapatalım. Bir konuyu kapatalım. Yani, İlgilendirmiyor bizi tabii de. Evet ilgilendirmiyor. Biz savaşa konuşuruz. Peki tabii. Şöyle bir şey vardır. Bu doğru mudur? Atatürk 4 Ekim 1922'de meclise dönüp bir konuşma yapar ve şöyle diyor. Kemal'i hürmet ve tebcil ile zikretmek mecburiyetindeyim ki doğrudan doğruya harekat-ı askeriye ile alakadar ve bunu ihzar ve idareye memur olan her üç zat da benimle tamamen hemfikirdiler. Zikretmek mecburiyetindeyim ki aynı kuvvet ve kanaatle bana iştirak eden bu zevattan birisi muhterem Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri'dir. Diğeri Garp Cephesi Komandanı İsmet Paşa ve üçüncüsü de Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım Paşa Hazretleri'dir. Evet bu açıklamaları var Mustafa Kemal Paşa'nın. Mecliste yaptığı konuşmada da ısrarla mücadelede yani taarruz planının uygulanmasında iki kişiyi öne çıkarır. Biri Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'dır, diğeri Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'dır. Ve Atatürk'ün bu tavrı da ayrıca hakikaten alkışı hak eder. Çünkü biz biliyoruz ki büyük Sakarya'nın öncesinden itibaren aslında bütün bu tasarıları, planları, projeleri en ince ayrıntısına kadar detaylandıran o kendisi. Komuta kadrosunun başındaki isim kendisidir. Ama asla kendisinden neredeyse hiç söz etmez, tamamen komuta kademesine, İsmet Paşa, Fevzi Paşa ikilisine ve subay kadrosuna, Mehmetçiğe ve millete gönderme yapar Mustafa Kemal Paşa. Evet. O da onun peki, tabii devam edelim. Başka bir evet İstanbul'un ve Trakya'nın ve Marmara'nın temizlenmesi. Tabii bu süreçte karşı karşıya geliyordu az kalsın İngiltere ile Türkiye ve yazışmalar var elimizde ki hocam da orada bir katkıda bulunacaktır mutlaka. Londra'dan, İngiltere'den General Harrington'a gerekirse savaşa girme emri ya da izni verilmiştir. Fakat General Harrington bunu uygulamayacaktır bu emri. Çünkü Türk kuvvetleri artık Erenköy'e girmişlerdir tarafsız bölgeye. Fakat orada da bizim yaptığımız bir hamle var. Onu da ifade edeyim izin verirseniz. Türk birliklerinin bir kısmı tarafsız bölgeye girerken savaşmak istemediklerini gösterircesine
tüfeklerini savaş pozisyonunda değil de işte dipçiklerini yukarı kaldırarak bölgeye girerler. Tüfeği ters asma deriz. Dolayısıyla buna. Aslında savaş aleti, tüfek, silah bir anlamda barış işlevi görecektir orada. Ve orada tabii bir satranç vardır. İngilizler de karşılık vermiyor o zaman. Evet, orada bir satranç da vardır. İngilizler karşılık verebilir mi sorusu önemli bir sorudur. Zafer kazanmış 200 bin civarında bir Türk ordusu vardır ki bizim büyük taarruzdaki kaybımız son derece azdır bakın. Yunan ordusunun kaybı 120 bini aşmış olmasına rağmen Türk ordusunun kaybı şehit sayısı 2500 küsür, yaralı sayısı 9000 küsürdür. Topladığınızda 55 tane de esir var, 1200 civarı, 12 bin civarındadır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Onda biri kadar. Dolayısıyla ordumuz her şeye rağmen zafer kazanmanın da o coşkusuyla 200 bine yakın bir ordumuz var. 8 bin jandarmayla orada direnmeleri de çok kolay değildir. Ayrıca bütün yığınak Musul'a yapılmıştır. Yapılmaktadır. Peki şöyle... Onun için bakın geldikleri gibi gittiler diyoruz ya, efendim kurşun atmadan çekildiler diyorlar. Ya daha ne kadar kurşun atmaları gerekirdi? Yani Yunan ordusunun Anadolu'da attığı kurşunların hesabını İngilizlere yazın. Çünkü Yunan ordusunun arkasında her bakımdan İngiltere vardır ve artık o koşullarda... Şimdi kurtuluş, yani bizim ülkemizde tabii. Yaşayıp hıyanet içlerine işlediği evet. için ve bu işten niyeyse İngilizlerin kazanmasını daha çok istermiş gibi halde olduğu için bazıları diyorlar ki evet. siz Türk ordusuna deseydiniz ki bu savaşı kazanırsak imparatorluk yıkılacak, Vahdettin gidecek, orada bir tane bile asker kalmazdı. Bu doğru mudur? Yani şimdi milli mücadelede 1921 yılı itibariyle artık Türk halkının sarayla bütün bağı kopmuştur bana soracak olursanız. İhanet fetvaları, hilafet orduları, Anadolu'daki iç isyanlar, Mustafa Kemal'in etrafında milli mücadeleye katılan asker, o Mehmetçik, onların aileleri artık İstanbul sarayı onlar için pek de bir şey ifade etmiyor, onu söyleyeyim. Öyle midir hocam? Yani çok da o bağlılık korunuyor değil. Şimdi ben 21-22'ye kadar şey bu ama yani evet. Katılımın arkasındaki strateji. Şey. Yani halkın katılması bu mücadeleye hilafet ve işte saltanat makamı işgal altında. Ama sonra değişiyor. Bir evet bu işgali ortadan kaldırmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Ama... Tabii 21-22'den sonra daha ayrışacaklar ve artık İsmet Atatürk'ün kafasındaki o işte ulusal egemenliğe dayalı yeni bir cumhuriyet kurma fikri yavaş yavaş netleştiği zaman bu hareketten biraz kopmalar olacak. Yani daha sonra siyasi yani tabii 1 Kasım'da da saltanat kaldırılınca 24 yılında da işte 3 Mart 24'te de hilafet kaldırılınca yani Atatürk'ün ajandasının daha farklı bir noktaya doğru yöne doğru gittiğini gördükleri bu için ayrışma olacak ve işte bir tarafta tabii bildiğimiz gibi işte CHP karşısı onun karşısında da terakkiperver Cumhuriyet Fırkası şeklinde o muhalefet siyasi bir parti kurar. CHP'nin karşısına çıkacak. Bir de Vahdettin'in mektubu da var Sinan Bey. O ama yurt dışına daha önce, kaçıştan sonra evet, Amerikan sonra. Başkanına yazdığı mektup mu? Yok. Ondan 30 Mart 1919'da İngiliz Yüksek Komiserine verdiği mektup. Evet, başka birçok şey var. O ayrı tabii. bir program. Yani o aslında o mektubun 3 maddesi çok önemli. İngiltere evet. gerekli gördüğü yerleri 15 yıllığına işgal edebilir diyor Vahdettin mektubunda. Sultan Osmanlı Bakanlıklarında gerekli görülen İngiliz müsteşarlarının tayinine izin verebilir. Bir de her bir İngiliz konsolosu tayin edilecek. Çok örnek var. Evet, çok bir teslimiyet var. Söz evet. konusu. Tabii bu ayrı bir program konusu. Doğru. Fakat doğru. Milletle olan gönül bağı tamamen kopmuştur bence. Özellikle Sakarya ve Büyük Zafer'in kazanılmasından sonra... Zaten öyle olmasaydı Cumhuriyet'i bu kadar rahat kuramazdı. Kurulamazdı kesinlikle ve padişah saltanat kaldırıldıktan elbette sonra... Elbette padişah yanları vardı ama tabii, büyük bir gönül bağı öyle yoktu. Değil. Şöyle düşünün 1 Kasım 1922'de... Yani öyle bakarsanız Fransa'da hala krallık yanları var yani. Tabii. 1 Kasım 1922'de... Keşke bugün de Türkiye'de aslında bunlar kalkıp da bir evet. parti kurslar da öyle oy seseler. Yani biz Osmanlıcıyız kardeşim. Yani değil mi açıkça? Cumhuriyet'i yıkacağız, yerine Osmanlı'ya geri gideceğiz. Bize oy verirse verin dese daha iyi olur bence. Şimdi tabii 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında Anadolu'da büyük gösteriler falan olmadı. Yani niye saltanatı kaldırdınız diye. Ya da hilafet kaldırıldığında kimsenin çok da umrunda olmadı. Bakmayın siz belli kesimlerin işte buna karşı örgütlenme çalışmaları, çabaları, isyan girişimleri oldu ama... Halkta bir taban bulamadı. Evet. Çünkü kazanılan zafer öyle büyüktü askeri ki... Askeri zaferin etkisi var evet. Öyle evet. büyüktü verdiği ki... Verdiğim oran öyle yüksek ki batıya karşı... Kazanılan oran... bir vatan var. Evet. Ve Keşemiş. Bir barış dönemi değil mi? Lozan'la gelen o barış iklimi... Ona susamış 11 yıldır...
barışa susamış bir toplum. Medeniyet havası. Kimsenin de umrunda değil ve sultanın da milli mücadeledeki tavrını herkes görüyor. Burada benim altını çizmek istediğim bir nokta daha var izin verirseniz. Askeri boyutunu konuştuk meselenin ama ben şunu görüyorum okuduğumda, Büyük Zaferi Sakarya'yı okuduğumda şunu görüyorum. Mustafa Kemal Paşa sadece süngüye dayanmıyor. Diplomasiye dayanıyor. Evet. Ve bakın hem Sakarya'da öncesinde ve sonrasında bir diplomatik atak var. Hem de Büyük Zafer öncesinde ve sonrasında tabii canım şimdi haritadan diplomatik atak yani var. Mesela İtalya ile evet. O anlaşmaları yapmamış 1921. Olsa 21. O anlaşmayı yapmamış olsa bu karşınızda, meydan savaşı kazanacak. Arkasında İtalyanlar olacak. Mümkün diyorlar öyle şey. Fransızlarla da. Fransızlar olacak. Fahri Bey 5 Temmuz 1922'de Sinan Bey biliyorsunuz Fethi Okyar'ı İtalya ve onu Fransa'ya gönderiyor. Evet bakın çok enteresan Sakarya Savaşı. Düzeltiyorum İngiltere ve Fransa'ya gönderiyor. Evet Sakarya Savaşı öncesinde 16 Mart 1921'de biliyorsunuz Sovyet Rusya ile anlaştık biz. Evet. Sovyet Rusya ile anlaşmak tabii Sakarya'nın ve sonraki süreçte çok önemliydi. Silah ve cephane desteği tabii. Açısından. Peki askeri destek evet. De var mı? Şimdi mesela bu Taksim'deki anıtta Rus generallerinde görüntüleri var, şeyleri vardır. Gelen giden komutanlar var. Askeri uzmanlar var. Frunze var. Fakat bir Sinan ordu, bir birlik, bir askeri kuvvet olmadığını biliyorum. Tabii askeri evet. Birlik yok. Bir şey var, özür dilerim Fatih. Bu 5. Süvari Kol Ordusu'nu Mustafa Kemal Paşa 1922'de Mart ve Nisan arasında 3 defa denetliyor. Çünkü aklında onu o kol ordunun tabii siklet merkezi, ağırlık merkezi o denetliyor. Ama yanında kim oluyor biliyor musun denetliyor? Azerbaycan Büyükelçisi, tabii, yabancı Sovyet Büyükelçisi. Evet. Sovyetle Azerbaycan'la evet. Çok iyi ilişkileri çünkü var. Çünkü evet. Şöyle bir şey yapmış bakın. Bir taraftan karşısındaki cepheyi daraltırken Atatürk'ün stratejisi bu. Bir taraftan kendi cephesini güçlendiriyor. Ne yapıyor işte Sovyet Rusya ile anlaşması bu akımdan önemli. Yani değerli bir yalnızlığı yok. Hayır değerli yok. Bir yalnızlığı falan yok. Strateji bu. Cepheyi daraltmak, cepheyi güçlendirmek. 1921 Sakarya Savaşı sonrasında İtalya çekildi. İtalya ile anlaştık. Silah ve cephane de aldık. Fransa çekildi. Fransa ile Ankara Anlaşması Ankara, biliyorsunuz. Franklin 1921 13 Ekim. Fransa'nın çekilmesi çok değerliydi çünkü İngiltere yalnız kaldı. Ve Fransa'dan da yine aldığımız uçaklar, silahlar bile var. Öbür tarafta Sovyet Rusya'nın desteği çok değerli. Hem silah ve cephane bakımından hem diplomatik yalnızlıktan kurtulmak bakımından. Bir şey söyleyeyim mi? Sovyet evet. Rusya'nın desteği derken katılıyorum. İlk Sevr Anlaşması'nı tanımadıklarını açıklayan ülkedir. Bu çok değerli. Sovyetler Birliği bu çok önemli. Sakarya'da da yardımları çok var. Silah yardım. Evet. Şimdi öbür taraftan bakın Büyük Taarruz öncesindeki tabloya bakın. Kim var karşımızda Büyük Taarruz öncesinde? İtalya artık yok. Fransa artık yok. Çünkü kim 20 Ekim 1921. Doğu'da Ermeniler yok. Etkisiz hale getirildiler. Kuzeyde bir Pontus cephesi var. Hala bakın Pontus Rum meselesini çözmüş değiliz. Büyük Taarruz öncesinde bile ki orada bazı mecliste tartışmalar da var. Sakallı Nurettin Paşa'nın o meseleyi bastırmak için uyguladığı strateji eleştirilir vesaire. Mustafa Kemal Paşa devreye girer. Bir de batıda Yunan ordusu vardır. Ve İstanbul'da artık tedirgin halde bekleyen İngilizler vardır. Dolayısıyla cepheyi olabildiğince daraltmıştır Mustafa Kemal Paşa. Bir şey daha söyleyeyim. Naim Bey onun altını çizdi. Onun üzerinde de çok kısa evet. Durayım. Bakın Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz öncesinde iki kere diplomatik yollarla, barış yoluyla yani savaşmadan, kan dökmeden Anadolu'yu tahliye ederler mi diye deneyecek. Yani ağızlarını arayacak, onları yoklayacaktır. Şubat 1922'de Yusuf Kemal Bey'i, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek onu şeye gönderiyor, Avrupa başkentlerine gönderiyor. Şubat 1922. Yusuf Kemal Bey gidiyor Avrupa başkentlerinde nabız yokluyor. Fakat şunu görüyor ki görüşmüyor hatta bazı Avrupa liderleri. Hiç, Yusuf Kemal Bey şunu görüyor ki silahsız, mücadele etmeden, savaşmadan Anadolu'nun temizlenmesi mümkün değil. Mustafa Kemal Paşa bir kere daha nabız yoklayacaktır. Temmuz 1922 yani Büyük Taarruz'dan bir ay önce, Temmuz'un başında. Bu sefer Fethi Okyar, İçişleri Bakanı yine Avrupa başkentlerine gidecektir. Fethi Bey görüşmeler yapacaktır ve verdiği raporda şöyle diyecektir. Askeri faaliyetlerden başka çözüm yolu yoktur diyecektir Fethi Bey. Yani Mustafa Kemal Paşa diplomasiyi denemiş. Diplomasi, diplomatik yolları deniyor. Kan dökmemek için barış yoluyla bu işin çözülmesi için de uğraş veriyor. Ve sonunda Fethi Bey'in raporundan sonra ki Temmuz'un ortalarında Fethi Bey dönecek. Mustafa Kemal Paşa taarruz kararı artık netleşir. Ve en haklı, en meşru savaş dünyadaki belki de. Yani her yol denenmiştir.
vatanı kurtarmak için, namusu kurtarmak için, ulusun onurunu kurtarmak için verilen büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. Milletin içinde topyekün evet. olduğu bir mücadele. Bir de şey tabii bir iki bir şey hemen çok kısa söyleyeceğim. Çok anlamı çok büyük çünkü bir ülkenin bir mahkus talihinin değiştiği bir talih. 300 yıllık bir dağılışın durdurulduğu yer. Durduruldu. Ve işgalcilerin vatan topraklarından kovuldu. Sevdin artık dayatılamayacak. Çünkü o güne kadar hep kaybede geldi. Aynen. Sonunda durdurmadı. Bir de Mehmet Akif'in bir cümlesi var. Bununla ilgili evet, Mehmet Akif'e. Ve Mehmet Akif'in Kurtuluş Savaşı'ndaki fonksiyonu çok büyüktür. Evet, çok ayrı bir program. 30 Ağustos'la ilgili evet. çok önemli bir ve hala o yüzden bazı ne diyeyim siyasal İslamcı kesimler bugün hala şeyi sevmezler. O büyük vatan şahini sevmezler. Ben o konuya Mehmet çalıştım ve o çok da severek çok, yazdım. Vaiz çok muhteşem bir kitaptır o. Mücadele etmiş. Muhteşem bir kitap ha, yazdı sağ olsun Sinan Bey. Mehmet Akif'in 30 Ağustos'la ilgili şöyle bir cümlesi var. Evet, çok iyi. Allah'ım ne muazzam zaferdi o. Ortalık her cümerç oldu. 5-6 saat içerisinde bir başka dünya doğdu ve biz mest olduk. Evet. Artık benim ne düşünecek, ne yazacak, hatta ne yaşayacak takatim kalmıştı. Bizim dilimiz tutulmuştu. Ordu bizzat zaten yazıyor. 1936 İstanbul'a döndüğünde ölmeden önceki evet. son röportajı. Evet. Evet. Bu da Mehmet bu Akif. Bu zafer olmasa Lozan'da öylesine güçlü bir elle mücadele edemezdi diplomasi masasında. Kesinlikle. Yoktu. Ne Osmanlı vardı diye bir şey. Osmanlı yıkandı. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet değildir. Osmanlı'yı zaten yıkmışlardı. Sadece oradan bir vatan çıkarmayı başaran... vardır evet. Kurtuluş evet. Savaşı'nın evet. üzerine değil bize, mi? Bize bu kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti'ni verendir. Bunu, bu coğrafyayı vatan başka, yapan. Başka sevgili bilmeyen o kuşağı saygı ve minnetle anlıyorum ben. Atatürk'ün 30 Ağustos... Ama Osmanlı'da şu başarısı vardır. Evet. O kuşağı yetiştiren Osmanlı. Osmanlı'nın tabii, son dönemi tabii. o muhteşem kuşağı yetiştiren. Kuşkusuz orada yetiştiler. Yani Osmanlı, gökten zembil değil mi? Ama şu var. Çok okuyan bir kuşak, Osmanlı, yazan bir kuşak. Osmanlı can havliyle o kuşağı evet. bir şekilde günlük tutan, okuyan bir kuşak. Muhteşem bir kuşak var. Şimdi bakın... Hocam bitirdik yalnız. Son bir cümle. Atatürk'le bitirelim mi? Bitirelim. 30 Ağustos 1921'de Dumlupınar'a gider Atatürk. Orada anıt açılışı vardır. Orada şunu söyler, şöyle bir cümle kurar bakın. Hiç şüphe etmemelidir ki Yeni Türk Devleti'nin Genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı. Ebedi hayatı burada taşlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada uçan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin ebedi muhafızlarıdır. Burada temelini attığımız şehit asker abidesi işte o ruhları, o ruhlarla beraber gazi arkadaşlarını, fedakar ve kahraman Türk milletini temsil edecektir. Bu abide Türk vatanına göz dikeceklere, Türk'ün 30 Ağustos gününü, ateşini, süngüsünü, hücumunu, kudret ve iradesinin şiddetini hatırlatacaktır. Atatürk'ün kendi ifadeleri. Peki sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu arada yeni maskemde de hem CE onaylı hem de Türk bayrağı var üstünde. Gördüğünüz gibi bilmiyorum. Şahane. Çok şıkmış. Evet, Türk bayraklı maskemiz. Değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Diyorsunuz ki bunun bir bantını yayınlayayım. Bantı yenemeye gerek yok. Bu program birkaç saat sonra en geç yarın YouTube'a konacak. Çoluk Çocuk serisini diyorsunuz. Çoluk Çocuk oradan alıp seyredebilir. Teşekkür edenlere ben izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kutlamanın sonunda yapılan drone gösterisi herkesin çok hoşuna gitmiş. Benim de çok hoşuma gitti. Hakikaten çok şık bir gösteriydi. O gösteriyi de bir Fransız drone firması yapmış. Ancak tedirgin olmayın. Türkiye'de bu başarıda drone gösteri yapabilenler var. Herhalde acele edemedi, nedendir bilinmez. Bir Fransız şirketine verilmiş ama Türkiye'de bunu yapacak kapasite olduğunu ben size söyleyeyim. O yüzden de kendinizi kötü hissetmeyin. Seneyi de Türklere yaptırırlar. İnşallah hakikaten güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Özellikle o sonda Atatürk'ün Kocatepe'deki görüntüsünü gökyüzünde ışıklandırmış dronlarla canlandırmaları. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yapanlara da, herkese de, hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.